Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 21 Haziran 2021 Pazartesi günündeyiz. Haftayı açıyoruz. Saatlerimizde 7.06'yı gösteriyor. Her zaman olduğu gibi 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve başta Euro 2020 olmak üzere gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Bizim adımıza Euro 2020 dün itibariyle sona erdi. İsviçre ile karşılaştık. Grubun son karşılaşmasında umudumuzu devam ettirmek için mutlak galibiyet gerekiyordu. Ee, ki önce hani bir farklı galibiyet sonra mümkünse çok daha farklı galibiyetler istiyorduk elbette bu karşılaşmada. Çünkü yeni 4 grup üçüncüsünden biri olmamız için büyük ihtimal avaraj gerekecekti. Puanla olma ihtimalimiz hala vardı ama tabii ki bunu riske atmamak adına farklı bir galibiyet gerekiyordu. Fakat beklendiği gibi olmadı ilk. Beş dakika böyle bir baskı kurmaya çalışsak da pozisyona girsek de, e, İsviçre ilk geldiği atakta dakika 6'da Seferovic de 1-0 öne geçmeyi başardı. E, morallerimiz bozuldu ve maçın geri kalanında bizim adımıza felaket geçtiğine diğer iki maçtan çok bir fark yoktu. Belki hücumda biraz daha pozisyon yakaladık diyebiliriz ama genel görüntümüz, e, savunmadaki halimiz, isteksizliğimiz yine ön plandaydı. 26'da Cerdan Şakiri yine güzel bir gol kaydetti sağ ayağıyla. Seferovic sol ayağıyla uzak köşeyi görmüştü. Şakir'i de sağ ayağıyla yine çok iyi bir plaseyle İsviçre'yi öne geçirdi. İkinci yarıda İrfan Can Kahveci bizim turnuvadaki ilk golümüzü kaydetti ki o da yine güzel bir gol attı ceza sahası dışından. Önce bir onun klasik imza hareketi içe çekermiş gibi yaptı. Karşısındaki Rodriguez'i afallattı. Sonrasında sola çekip uzak köşeye çok iyi bir plase İrfan Can Kahveci'den bizi umutlandırdı açıkçası. Yani o zamana kadar çok kötü oynuyorduk kabul ama belli olmuyordu. Bizim Euro 2008'deki maceramız da çok farklı değildi. Biz kötü başlamıştık ama sonra sonra maçların son bölümünde hep toparlıyorduk. Burada da acaba olur mu derken fazla da sürmedi. 68'de biz Şakir'den ikinci golü yiyince iş orada bitti. Son bölümde artık biraz formaliteye döndü bu karşılaşmada ve sonuç olarak 3 maçta tek gol atabilerek kalemizde 8 gol görerek ve çok fazla da pozisyon vererek kalemizde turnuvayı bitirmiş olduk. Elbette çok büyük bir ayak kırıklığı vardı. Maç sonu Melih Demiral, Hakan Çalınoğlu ve Burak Yılmaz futbolcular olarak açıklamalarda bulundular. E, sorumluluğu üstlerine aldılar. Türk halkından özür dilediler. Şenol Güneş keza hem maç sonu TRT konuştu hem de maç sonu basın toplantısı düzenledi. Birçok soru soruldu basın toplantısında kendisine istifa dahil istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye de soruldu. Ona da çok ilginç bir cevap verdi Şenol Güneş. Yine onun açıklamalarını da program içinde paylaşacağız. Grubun diğer maçı aynı saatte başladı. İtalya Galler. İtalya elbette bu maçın ağır favorisiydi. 1-0 kazandı onlar. Dakika 39'da Pessina golü atan isim oldu ki İtalyanlar da 8 değişiklikle bu karşılaşmaya çıktılar bayağı bir rotasyon vardı. Veratti takıma döndü. İlk iki maçta forma giyememişti. Sakatlığın nedeniyle iyi döndüğünü görüyoruz ki İtalya için çok büyük bir avantaj bu. Veratti'nin bu kadar hazır dönmesi. Hali zaten orada işte Jorginho, Barella ve Locatelli çok iyi bir performans gösteriyordu. Şimdi Veratti gibi bir silahı da oldu elinde. Roberto Mancini'nin daha da korkutucu bir İtalya olacağı kesin bundan sonrası adına. Ve grubu da 9 puanla lider olarak tamamladılar. Böyle bir başarı elde ettiler. Galler ikinci sırada ve bir üst tura çıkmayı garantileyen takım oldu. Averaj'da e, İsviçre'nin önünde yer aldılar. İsviçre'de 4 puanlı. Onlar da büyük ihtimal yine 4 grup üçüncüsünden biri olarak bir üst tura çıkacaklar diğer maçların sonuçlarına göre. E, hafta sonu yine güzel karşılaşmalar da vardı bizim maç pazardı Cumartesi günü e, Portekiz-Almanya Birçok futbol severin eminim e, çok keyif aldığı bir karşılaşma olmuştur. Hem 6 golün olması, 6 golün haricinde de çok fazla pozisyon olması maçı keyifli kılan unsurlardan biriydi. Ve e, Almanya 4-2 kazanmayı başardı. Robin Gosens karşılaşmada etkili performans gösteren isimlerden biri oldu. Ama takım olarak zaten Almanya çok iyiydi. O takım performansı da Gosens'i yükseltti diyebiliriz. E, Portekizler kendi kalesine goller Kaydettiler Bir maçta iki kez. Bu da iki defa almış bir Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında. Ama bunu sağlayan da elbette Alman hücumlarıydı. Ee, ve Almanya ilk maçın ardından Fransa'yı kaybetmişti. Şimdi Portekiz yenerek grupta dengeleri e, bir nebze olsun değiştirdi. Fransızlar da sürpriz bir şekilde Macaristan'la bir bir berabere kaldılar. Ee, aslında Macarlar ilk yarının son bölümünde bir sıfır öne geçip çok büyük bir avantaj yakalamıştı. İkinci yada da öyle çok e, hani... Fransızların net pozisyona girdiği bir durum yoktu. Girdi pozisyonlar ama Fransızlardan ben daha fazlasını beklerdim. Golü de hiç olmadık şekilde ediler. Macarlar yani 1-0 önde bir duran top organizasyonu. Geride çok az adamla yakalanıp bir kontra hücumuyla Fransızlardan gol yemeyi başardılar. Onlar adına elbette çok büyük bir ayak olmuştur. Eğer Macarlar kazanmayı başarabilse grupta 2 maç sonunda takımların üçer puan olacaktı ve Son hafta çok çok enteresan geçebilirdi o grupta. Ve İspanya Polonya o maçta 1-1 sonerdi. O maçta sürpriz sayılır. İspanyollar ilk maçta da İsveç'te berabere kalmıştı Polonya'la. Polonya ilk maçı kaybetmişti. Çok da iyi bir görüntü değildi ama bu maçta İspanya'dan bir puan almayı başardılar. Lewandowski golü kaydetti. İspanyollar yine penaltıdan yararlanamadığını söylemek lazım. Çok da pozisyona girdiler aslında ama bir türlü o bitiricilik konusunda başarı sergileyemediler. İki maçta iki puan oldu. İspanya o grubunda dengesi bir hayli karıştı. İsveç onlar Slovakya'yı bir sıfır yenerek liderliğe yükseldiler. Slovakya 3 puanda, İspanya iki puan Polonya, bir. Yani 2 puanda, Polonya 1 yani 4-3-2-1 diye gidiyor gruptaki puan tablosu. Cuma günkü maçlar hızlıca söyleyeyim. Hırvatistan 1, Çekya 1, İngiltere 0, İskoçya 0 ki sürpriz sonuçlardan biri. Diğerinde söyledik İsveç, Slovakya bu karşılaşmalar oynandı. Şimdi bugün de 4 maç var. 2 grup daha bitecek. B grubunda Finlandiya, Belçika, Rusya, Danimarka maçları var. Saat 22'de başlayacak bu karşılaşmalar. C grubu maçları ise 19'da. Kuzey Makedonya, Hollanda ve Ukrayna, Avusturya karşılaşmalarını bugün takip edebileceksiniz. Hızlıca diğer konuları da özetleyeyim. Dün voleybol, erkek voleybol takımımız bizi gururlandırdı. Sev Altın Ligi'nde Avrupa etabında. Üst üste ikinci kez şampiyon oldular. Ukrayna'yı 3-1 mağlup ettiler. Onları elbette tebrik ediyoruz. Fiyan'ın sultanları da yine dördüncü oldu. Dün Brezilya'yı kaybettiler. Ve onlar da yarı finale yükseldiler. Milletler Ligi'nde ABD ile oynayacaklar. Ki çok zorlu bir rakip olduğunu söylemek lazım ABD'nin. Bakalım. Filinin sultanları o karşılaşmada ne yapabilecek? Onu da hep beraber göreceğiz. Ve Galatasaray'da yine başkan belli oldu. Cumartesi kafa kafaya giden bir seçim Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasında. Ama son düzlükte öne çıkan Burak Elmas oldu. Son sandıklarda üstünü kurdu ve Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Dün de açıklamasını yaptı. Fatihlerin bugün itibariyle de göreve başlayacak paylaşımlar geldi. Fatih Terim cephesinden de Galatasaray'daki teknik direktör belirsizliği de çok kısa bir süre içinde yani seçimin hemen ardından belli oldu ve bugün üç büyükler arasında teknik direktörü belli olan da ilk takım Galatasaray olmuş oldu. Sergi Yalçın konusunda da yeni gelişmeler var. Vaktimiz kalırsa program içinde ona da değiniriz. 7.20 saatlerimiz milli takımı konuşalım. Hayal kırıklığıyla geride kalan bir turnuva oldu. Bizim adımıza 3 maç. 0 puan en azından bir gol kaydettik. Hani Euro 96'daki gibi olmadı ama en çok gol yediğimiz e, turnuva geride kaldı. E, dün de 3 gol gördük kalemizde. Daha da fazlasını görebilirdik. Uğurcan Çakır e, genel olarak turnuvada eleştirilen isimlerden biri ama dün ben kritik kurtarışlar da yaptığını düşünüyorum. E, fakat tabii 3. golü yemesi onun iyi şekli Bayağı bir eleştirilmiş ilk goldeki yine hatası olduğu düşünülüyor. Genel olarak yine eleştirilen futbolcularımızın başında ama e, tabi isimlerden bağımsız biz genel olarak çok kötü bir turnuva geçirdik. yani Bireysel performanslar elbette takım performansını etkiliyor. E, zaten hani hiçbir oyuncuyu ön çıkaramadığımız bir e, turnuva oldu. Dün biraz hani Mert Müdür'ün isteği, arzusu vardı ilk kere ama ikinci yarı o da takımın geri kalanına ayak uydurdu ve e, biz çok kötü bir şekilde turnuvayı da sonlandırdık. E, Galler'den İsviçre'den puanlar, galibiyetler bekliyorduk o karşılaşmalarda ama olmadı. Beklenti çok yüksek olunca elbette hayal kırıklığı da aynı oranda yüksek oluyor. Çok büyük beklentiyle geldik biz bu turnuvaya. Çünkü Dünya Kupası elemelerinde 2'de 2 ile başlamıştık. 2 favori diyebileceğimiz ülkeyi Hollanda ve Norveç'i yenmiştik. Sonra gerçi Letonya'dan puan kaybettik o karşılaşmada. Ama 7 puan gayet iyi bir başlangıçtı. Orada hani sonuç diyelim futbol çok zaten göz önünde değildi o karşılaşmalarda biraz şanslıydık ama sonuçlara bakınca neden bu turnuvada da biz iyi yerlere gelmeyelim diye düşündürtmüştü ama işte öyle olmadı bizim performansımız çok geride kaldı şans da yanımızda değildi o şansları da yaratamadık yani hani yanımızda değildi derken karşı kaleye gidemedik yani ilk şutlarımız gol olmadı İtalya maçında şut çekemedik zaten neredeyse. Nereden gol bulalım? E bu maçta da mesela İsviçre maçında aslında fena başlamadık dedim. Hani ilk maçlardan farklı girdik yani istekliyiz bastırdık işte Kaan Ayan'ın galiba şutu vardı 0-0'da. Ama sonra yine ilk İsviçre atağında Seferov için golüyle bir sıfır geriye düşünce yine ipler koptu orada. Ve maçın geri kalanında neredeyse formaliteye döndü ve kaybettik elendik Ali abi. Evet günaydın herkese iyi haftalar. Peki neden elendik Mert? Onu da söyle. Neden? İyi başladın. Neden elendik? Evet. Kötü oynadığımız için, organize olamadığımız için, fizik olarak diğer takımların gerisinde kaldığımız için, rakipler bizi iyi analiz edip oyun planlarını sağa yansıtırken biz analiz ettik elbette ama bunu sağda iyi uygulayamadık. Yani rakibe karşı nasıl oynamamız gerektiğini, futbolcular isteksizdi, bir bütün değildi, istekli gözükmüyorlardı. Birçok neden sayabilirim. Evet. Ama Sabah hani, sporundan bugünlük bu kadar değil Evet yani <laughs> özetle bir hap olarak sorarsan bunlar geliyor aklıma benim. Ama hani dün mesela Şenol Güneş mesela bu başarısızlıkta medyada sorumlu falan dedi. Ama tabii ki bizim hiçbir bağımız yok bu başarısızlıkta tamamen. Ne açıdan söyledi medya sorumlu diye? Yani istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna? Sonrasında işte herkes sorumlu. Ben de sorumluyum futbolcularda, işte profesyonel çalışan da yönetimde, medyada ...gibi böyle herkesi işin içine katmaya çalıştı ama yok bizim fizik bir durum yoktu yani ben <laughs> sen küvvet almıyorsun ben hiçbir durum yok hani ben e, oyunda böyle Türkiye'nin ...galibiyetini oynamadım diye sorumluysam değil ben mantıklı bakmaya çalıştım e, hiçbir maçta da Türkiye galibiyeti vermedim aslında ilk maçı görünce hele ki ilk maçı görmesek belki ...galler maçında galibiyet verirdim ama o ilk maçı da gördükten sonra zaten e, kimse öyle Türkiye'yi diğer maçlarda favori gösteremezdi bu e, saçma olurdu e, o yüzden. Neyse konuyu nerede, niye bana getirdin tekrar? Merak ettim ben sen ne düşünüyorsun diye. E yok şimdi mesela şeyi gördüm. Koşu mesafesi, kat edilen mesafe istatistikleri. Her şey ifade etmez ama biz üç maçta da rakiplerimizin gerisine kalmışız mesela. İtalya maçı 111'e 106. Galler maçı 107.5'a 103.4. İsviçre maçı 106.5'a 102.8 mesela. En basit. Hani bu. bu. Bunda bile biz geride kaldıysak zaten diğer alanlar gözle görülür. Ee, ben de şöyle düşünüyorum. Turnuvaya e, ne fiziksel ne de mental olarak e, iyi hazırlanamamışız. Tabii bunu e, dışarıdan görebilmek, dışarıdan süsebilmek çok kolay değil. Ama e, milli takımın e, diğer rakiplerine göre e, çok geride kaldığı noktalar oldu. E, bunlardan bir tanesi e, fiziksel mücadele eksikliğiydi. E, milli takım sahada... E, Sürekli olarak rakiplerin gerisinde kaldı. Hani sen diyorsun ya koşu mesafesi. Sadece Hı. koşu mesafesi değil. Belki ona e, ikili mücadelelere girmeme, ikili mücadelelerden kaçma. E, Rakibe yet uzak kalma mesela. Bugün uzak, uzak çok evet. uzak kaldık. Aynen. Bunu söyleyebilirsin. Şimdi o noktada da iş e, fiziksel hazırlığa gidiyor. E, fiziksel hazırlığın yeteri kadar iyi yapılmadığı e, herhalde söylenirse yanlış olmaz. Bu milli takımla alakalı olarak çünkü 3 maçta da görüntü çok fazla değişmedi mesela oyuncularda bir isteksizlik bir konsantrasyon eksikliği var diye konuşuluyor buna katılmakla beraber ben isteseler de yapamadıklarını düşünüyorum bunu da fiziksel eksikliğe bağlıyorum bunun yanında mental olarak da bu takım nasıl bir anda müthiş kırılgan hale geldi o çok enteresan onunla da ilgili şunu söylemek istiyorum dün mesela ...İrfan Can'ın attığı gol. Şimdi İrfan Can'ın attığı golden sonra... ...İrfan suratına dikkat ettiniz mi? Evet. Seviniyor mu, üzülüyor mu, gol attığına kızıyor mu? Belli değil İrfancan. Can. Ee, o bana çok garip geldi. Çünkü artık e, turnuvada oynayacağımız son yarım saat. E, ve maç e, 4-0 değil o anda. 4-0'dan 4-1'e gelen bir karşılaşma değil. 2-0'dan 2-1'e geldi. Yani biz direkt olarak maçın içine girdik. Ama yani... İrfan öyle bir surat ifadesi var ki bence bütün takımın e, turnuvadaki gidişatını anlatıyor. İrfan Can'ın golünü attıktan sonraki surat ifadesi. Hani ne beklersin 2-0'dan 2-1'e gelen bir takımda? Bir kıpırdanma, bir hareket değil mi? Bir coşku beklersin. Ne bileyim biri gider koşarak topu alır. Santra'ya koyar. Ondan sonra e, oyuncuların yüzünde bir hırs görürsün ama bizimkiler sevindi mi? Üzüldü mü? Kızdı mı? Mutlu mu oldu? O golden sonra belli değil. Nitekim e, yarım saat kalmasına rağmen turnuvanın bitimine o gol bile bizi hareketlendiremedi. Zaten 6 dakika sonra da 3. golü yedik. Dolayısıyla ben fiziksel ve mental anlamda milli takımın turnuvaya katılan 24 takım içerisinde son sırada yer aldığını düşünüyorum. Taktiksel de. Yani e, taktik olarak da de ekleyebilirsin. Diğer takımlardan Kuzey Maketonya'dan, Finlandiya'dan şöyle da gerideyiz yani. E, fizik ve mental olarak yani kafa ve Fizik olarak hazır olmadığın sürece e, taktiği uygulaman da pek mümkün değil, düşündüklerini yapman da pek mümkün değil. O yüzden ilk olarak fizik ve mental güç diyorum. E, bizimle beraber puan alamayan düne kadar iki takım vardı. E, çünkü e, bir son maçı oynadık, İşte Kuzey Makedonya ve Danimarka. E, i̇kisi de kaybettiği karşılaşmalarda. Bizden çok daha fazla mücadele etti. Danimarka 6 puan çok, hak etti bu çok arada. Çok daha fazla istedi ama neticede puan alamadılar. Dolayısıyla bugün Danimarka elenme tehlikesiyle karşı karşıya olsa bile elendiği noktada hani eriksen olayını tamamen kenara bıraksam bile oynadıkları futbolla takdir hak ettiler. Kuzey Makedonya zaten tarihinde ilk kez katılıyor. Oldukça mütevazi bir ülke ama o da oynadığı iki karşılaşmada da Elinden gelenin en iyisini yaptı. Bunu sağda görebiliyorsun. Yani 38 yaşındaki pandeme kadar sağda bunu görebiliyorsun. Ben sana geçen hafta sorduğum soruyu tekrar yenileyim. İşte 3 maçı da oynadık. Milli takımda kim iyiydi? Milli takımda iyi olan oyuncu yoktu ne yazık ki. İşte Mert'i biraz ayırabiliyorsun belki. Hı hı. Dünkü 45 dakikalık performansıyla 45-50 dakikalık performansıyla onun dışında büyük bir el kırıklığı. Tabii takımın teknik ve kafa olarak Mental olarak hazır olmamasında e, teknik adamın da, e, teknik kadronun da büyük sorumluluğu var. E, dün yayında, televizyonda ben şöyle bir soru sordum. E, burada sana da sorayım. E, üç tane maç oynadık turnuvada. İtalya, Galler, İsviçre. E, turnuva öncesi oynadığımız yine e, Azerbaycan ve Moldova maçlarından ne farkımız vardı? <laughs> Yoktu yani. Orada da üç maç oynadık, burada da üç maç oynadık. Hazırlık onlar hazırlık maçlarıydı. Bunlar Avrupa Şampiyonası final karşılaşmalarıydı. O 3 maçtaki milli takımla finallerdeki milli takım arasında hiçbir fark yoktu. E şimdi o zaman da e, oyuncular artı teknik heyetin e, bunun bir açıklamasını yapması gerekir. Oyuncular neden böyleydi? E, neden ayakları gitmedi? E, neden e, daha 6. dakikada yedikleri bir golden sonra kırıldılar? Hani şöyle bir şey olur. Sen üst üste lig oynuyorsundur. 8 tane maç kaybetmişsindir. 9. maça kazanacağız diye çıkıp 5. dakikada gol yedikten sonra başın öne düşer de turnuva oynarken e, neden bu kadar mental olarak geride kaldık? E, neden daha maçlar başlamadan kaybettik adeta? E, ben bunları merak ediyorum. Yoksa e, genel eleştiriye katıldığımı söylemiyorum. Daha önceden de geçen hafta da açıkladım. Hatta benim gibi düşünen birkaç kişiyi gördüm. O da hoşuma gitti. Yani bu iş sadece Uğurcan oynamasaydı, Mert oynasaydı işte İrfan Can neden başlamadığıyla açıklanacak kadar basit bir durum değil. Komple bir çöküş var milli takımda. Bu çöküşü de sadece Ahmet'in yerine Mehmet oynamalıydı diye açıklamak bence yüzeysel kalıyor. 7.38 saatlerimiz milli takımızın Euro 2020 performansını konuşuyoruz. İlk bölümde Ali abiyle değerlendirdik. Şimdi Barış abinin de görüşlerini alalım. Barış abi sizin için ee, nasıl geçti milli takımı dün tabii ki başta olmak üzere genel turnuva performansı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi herkese iyi haftalar günaydın ee, Ali'nin bıraktığı yerden devam edersek Ali şöyle söyledi e, dedi ki son cümle bunu dedi Uğurcan oynadı o oynasaydı bu oynasaydı bir iki oyuncu şu tercih bu tercihle izah edecek kadar basit bir durum değil bu sadece bir iki oyuncu tercih değil genel olarak milli takımın e, düşüşünü e, çöküşünü daha doğrusu ifadesi buydu. E, bunu konuşmak lazım dedi. E, oradan devam etmek gerekirse e, iki şey e, konuşulabilir diye düşünüyorum yani bunun bu milli takımın çöküşüyle alakalı iki şey konuşulabilir. E, birincisi bizim liglerimiz bizim ligimizin e, diğer liglerden bir hafta önce e, tamamlanmış olmasına da rağmen oyunculara dinlenme fırsatı hiç verilmeden milli takım kampına çağrılması ve söylenenlere göre çok ağır antrenmanlar yapılması ve açık konuşmak gerekirse bu konuşmalarda örtüşen bir tablo var ortada İlk maçtan İtalya maçından itibaren ki İtalya çok iyi takım çok belki gösterge gibi gelmeyebilir insanlar ama takip eden maçlara da dikkat ederlerse yorgun bir milli takım enerjisi düşük bir milli takım bizim bugüne kadar hep konuştuğumuz akan oyunda gol yemeyen bütün elemelerde Belçika ile birlikte en az gol yiyen sadece iki gol müydü Ali? Yediğimiz 3. Hiç i̇şte unutuyorum onu 2 mi 3 mü diye karıştırıyorum. 3 gol yemişiz. Hiçbiri akan oyunda değil, hep duran top golü ve 3 gol. Ve Belçika ile beraber en az gol yiyen takımlarız tüm elemelerin, tüm Avrupa elemelerinin yani Euro 2020 elemelerinin. O takım rakibin sinirini bozan, sürekli ikili mücadelelerde ayakta kalan, müthiş mücadele eden, birinci bölgesini ve sahasını çok iyi savunan, takım halinde çok iyi savunma yapan ve kazandığı toplarla da son derece diri, son derece soğukkanlı, ayağa pas yapan, ayağa yerden toplarla, çok çabuk, çabuk tek paslarla e, özellikle 3-4 futbolcu Kenan, Hakan, Okay, e, Burak sırtı dönük, Cengiz veya Yusuf, Ozan bu oyuncularla top yapma becerisi olan iki yönlü futbolcular e, defans, ofans geçişleri becerikli, çabuk düşünen, çabuk karar veren, topu rakibin boş bıraktığı alanlara hızlı taşıyan ve oralara adam kaçıran. Buydu milli takımın özeti. Şimdi bu milli takımın o kadar fişi çekilmiş, elektriği kesilmiş, enerjisi bitmiş, nasıl ifade ederseniz edin. İlk maçtan itibaren turnuvada o kadar e, yorgun, o kadar dağınık, o kadar kalesini savunamayan, sahasını savunamayan, savunamayan takım halinde savunması düşmüş, topu kazandığında da ne yapacağını bilmeyen, vur gitsine dönmüş 80'li yıllara dönmüş bir milli takım. Bu örtüşüyor açık söylemek gerekirse. Yani Şenol Güneş'in milli takıma aşırı yüklendiği ve yorduğu oyuncuları. Onların biraz dinlenip, daha dinlenik bir şekilde sahaya e, çıkmalarını beklerken e, biten lig sonrasındaki o bir haftayı da kullanmak e, yerine aksine Ağır antrenmanlarla e, oyuncuların belini büken e, bir antrenman performansı, bir e, teknikiyet kararı çok ciddi anlamda belirleyici olduğu iddiaları var. Tabii biz e, bunları e, oralardan gelen bilgiler ışığında değerlendirmeye çalışıyoruz. E, biz ekip olarak e, onu da belirtelim. Çok ciddi dedikodular oldu biliyorsunuz işte. Türkiye Futbol Federasyonu'nun davetlisi, davetlisi olarak çok sayıda insanın götürüldüğü spor müdürlerinin, spor yöneticilerinin, muhabirlerin bütün kurumlardan üçer dörder kişinin orada yedirildiği, içirildiği, gezdirildiği, dolaşıldığı fakat oradan o anlamda bir yayıncı kuruluşun tabii ki TRT'nin performansı dışında çok ciddi bir performansla spor medyasına çıkmadığı ee, buradan televizyon başında yapılacak konuşmalar çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı, yazılar yazıldı konuşmalar yapıldı ama e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütçesinden yani devletin, milletin bütçesinden e ee, çok güzel herkese yedirildiği, içirildiği, gezdirildiği, dolaştırıldığı diye çok ciddi tabi haberler de çıktı. Ki onlar da galiba bası tribünde de takip etmemişler maçı. Ya maçı tabi seyretmeyen de. normal tribünden izlemişler. He, yani orada tamamen davetli olarak götürülmüş, gezdirilmiş, yedirilmiş, içirilmiş yani Hı -hı. bir tane bir, bir Roma var ondan sonrası Bakü zaten. Şimdi bununla alakalı da söyleyelim çünkü bize de bu yönde mesajlar geliyor çünkü herkes zan altında kalıyor bizim kurumlarımızdan giden yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, bizim kurumlarımızda bu anlamda bir ilişkisi yoktur. E, hepimiz buradaydık hepimiz ya esport ekranlarında ya radyo spor mikrofonlarında ya ajan sporun editoryal tarafında bilgisayar karşısında bizim arkadaşlarımız görevlerinin burada başında bizim böyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, işte iddia edildiği gibi peşkeş çekilen bütçeyle falan bizim işimiz olmaz. Onu bir kere söyleyelim. Kendi adımıza bir netleştirelim. Herkes kendi hesabını kendisi versin topluma, millete. Bizim adımıza başımız dik her zaman olduğu gibi. Onu söyleyelim. Şimdi onu kapatalım o parantezi. Bize oradaki arkadaşlarımızdan gelen bilgi de konuşmaların, eleştirilerin daha çok bu yönde olduğuydu. Bunun, buna ilave bir şey daha söyleyebilir. Yani milli takımın Fazla çalıştırıldığı, fazla antrenman yaptığı ve yorgun çıktığı Avrupa Şampiyonası eleştirisin yanında benim ekleyeceğim özellikle şudur ee, hayal kırıklığı yaratan oyuncular var. Bu bir kere kesin. Yani burada hiçbir oyuncuyu konuşmayalım, ee, tek tek e, oyuncu üzerinden şu oynasaydı, bu oynasaydı yapmayalım. Tamam doğru. E, çünkü bu takım olarak bir çöküş gerçekten ki aslında bu sinyaller sadece bu işte lig bitti e, biraz dinleneceklerken yorgun çok daha da yoruldular. Antrenmanlar ağırdı. Bunun ötesinde şunu da biz görüyorduk ama e, milli takımın e, Avrupa Şampiyonası eleme ve hatta Dünya Kupası e, eleme maçları, daha sonraki hazırlık maçları falan bunlar değerlendirirken milli takımda zaten bir savunma kurgusunda ve takım savunmasında bir bozulma sinyali vardı zaten. Yani hatta ben çok iyi hatırlıyorum Ali turnuvanın ilk maçından evvel şey demişti. E, derhal bizim çok hızlı bir şekilde e, elemelerdeki ayarlarımıza geri dönmemiz lazım. Yani biz çok iyi savunma yapan bir takımız. Zor pozisyon veren bir takımız. Ee, bunu kaybetmeye başladık bu özelliğimizi. Dağ, dağınık olmaya başladık. Bu orta sahanın e, savunmaya yardımcı olmaması e, daha çok e, yani Merih ve Çağlar hatta Kaan Ayhan buradaki üçlün, üçün, üçlünün ikili kombinasyonu çok güçlü e, bir kombinasyon. Dolayısıyla e, onlara biraz daha yardımcı olup topu önde tutabilen ee, çok baskı altına ee, sokmayacak şekilde birinci bölgemizi e, birinci bölgemizi koruyan bir takım savunması kalkanı buralarda bir zafiyet e, göstergesi vardı zaten. Bu ayuka ay çıktı. Bu bırak eski ayarlarımıza geri dönmeyi. Daha da eski ayarlarımıza, 80'li yıllardaki ayarlarımıza geri döndük neredeyse. İleride hiç top tutamayan, hücum organizasyonu yapamayan, pozisyon üretemeyen e, topu ayağında tutamadığı için de çok çabuk rakibin geri kazanıp bizim yarı sahamıza yerleşip savunmayı daha da geri yaslamamıza sebep olan ve hataya zorlayan sürekli dönem topları kaybettiğimiz ve ileride top tutamadığımız bir görüntüde istediğiniz kadar iyi birinci bölge savunmanız olsun. istediğiniz kadar iyi kaleciniz olsun. Bir şey ifade etmez. Ben o yüzden Uğurcan'dan ya da Merih, Çağlar, Kaan Ayhan ya da kanat beklerimizin performansından ziyade ben burada faturayı eğer bir oyuncu grubuna kesilecekse ki mesela ön tarafta Burak da e, gayretliydi ama çok yalnız kaldı. E, dolayısıyla ben e, savunmamızla Buran arasındaki oyuncu grubuna fatura keserim açık söylemek gerekirse. Burada inisiyatif alması gereken ve e, yetenekleriyle, e, tecrübeleriyle oynadıkları takım ve liglerle e, ön planda olan başta Hakan Çağlanoğlu olmak üzere, Kenan, Ozan, Okay e, ben bu oyunculara. Daha çok fatura keserim. E, Cengiz Ünder mesela e, bence çok gayretli oyunculardan biriydi ki bu turnuvaya en az hazır gelenlerden de biriydi aynı zamanda Cengiz Ünder e, kendi liginde kendi takımında çok fazla forma şansı bulamadığı şanssız da bir yıl geçirmesine rağmen e, çok gayretli e, ve çok üretken olma potansiyelini gösteren bir oyuncuydu. E, sürekli de ya oynatılmadı ya geç alındı ya erke ve oyundan çıkartılan oyuncu oldu Cengiz Ünder. Hep Cengiz'in derdeydi eli Şenol Güneş'in. Onunla oynayıp durdu. Koyayım koymayayım. Koydum çıkartayım. Oynatmadım sonradan koyayım falan. Ya bırakın şu adamı bir Cengiz Ünder'i bir oynasın. Şu takımın en önemli oyuncusu Cengiz Ünder. Kötü de değil. İstekli, gayretli, hareketli. Bırakın oynasın. Bir şey üretecekse 3. bölgede topu taşıma konusunda veyahut da son pas son vuruş becerisine dönüştürecekse bir atağı bu en çok Cengiz Ünder'in ayağında olacak. Hakan Çalınoğlu öyle olmadığı açıkça ortada. Hakan Çalınoğlu yok sahada hiçbir an ve hep oynadı. Hep oynadı yani. Hiç Hakan Çalınoğlu'na ilişilmiyor ama sürekli eller Cengiz Ünder'in üzerinde. Ya yani böyle tercihler var özellikle benim eleştireceğim Uğurcan'dan ziyade. Çünkü milli takımın e, fark yaratmasını sağlayacak. Uğurcan'a da savunmadaki dörtlüğümüzü de özellikle stoperlerimizi kurtaracak oyuncular Orta sahadaki oyuncular onların bir savun, takım savunmasına yardım etmesi, iki kazandığımız topları çabuk kaptırmamaları ve mümkünse de efektif çıkarak e, hızlı çıkarak da rakip kalede tehlike yaratıp rakibi de birazcık kendi kalesine doğru eksenini geriletmek. Yani bunların hiçbirini yapamadığı bir yerde bir ikinci bölgenin bir takımın ikinci bölgesi oyunun iki yönünde oynayamadığı yerde özellikle topa hükmetmesi e, oyun tempo dikte etmesi, e, takımın e, eksenini rakip yarı sahaya doğru, orta sahaya doğru taşıyabilecek, savunma oyuncularımızın biraz daha önde e, dönen topları rahat alabilecekleri şekilde ve önde baskı kurabilecek oyuncular, topu ayağımızda basacak oyuncular hiç varlık gösteremediler bu tur turnuva boyunca. O yüzden ben Okay'ın, Ozan'ın, Hakan'ın, Kenan'ın e, özellikle bu kadar kötü olduğu bir turnuvada, Yusuf da buna dahil edebilir. Ben Cengiz'i bir tek, Cengiz ve ayırıyorum açık söylemek gerekirse biraz. Diğerlerini söylüyorum savunmanın önündeki oyuncuların. Böyle bir performans çıktığında ortaya tabii ki bu da kaçınılmaz oluyor. Burası Avrupa Şampiyonası. Bu hikaye bir turnuva değil. Bu en üst düzeyde kalitenin olduğu, iyi dünyanın en iyi kıtası olan Avrupa kıtasının iyi milli takımlarının, formda milli takımlarının geldiği çok önemli bir organizasyon. Böyle bir e, zafiyete fatura kesilmesi kadar doğal bir şey yok. Bir anda kendinizi işte bütün turnuvada en az gol atan, en çok gol yiyen takımlar arasında bir anda buluyorsunuz. E, bu da çok normal. E, tabii 5-6 oyuncu sayıyoruz ikinci bölgede. E, hepsinin son derece kötü performans gösterdi. İşte bu yine dönüyor. Aslında e, bu takımın e, mental olarak da, fiziksel olarak da e, buraya doğru hazırlanamadığını gösteriyor. Doğru tonda Yaş aşırı işte antrenman yüklemesi yapıldı. Ya bir yandan mental anlamda bu oyuncular işte şeyler de eleştiriliyor mesela işte milli takımın oraya gittiğinde kaldığı otel, kaldığı tesisler, tesislerin seçimi den tutun bir tane eleştirilen unsur var. Ama bence en temel olanı bana göre bu takımın yorgun ve mental olarak da fizik olarak da yorgun bir görüntüsü bizim alıştığımız o keskinliği savunma tarafında da hücum tarafında da gösteremeyen bir milli takım performansı. Baştan aşağı bir hayal kırıklığı. Tabii bu işin başında Şenol Güneş olduğu için, Şenol Hoca olduğu için ona da eleştirinin eleştiri oklarının dönmesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü bütün bunların sorumlusu kendisi. Saat başına kadar 3 dakikamız var. O zamana kadar ben de şu soruları sorayım. Hani Barış abi genel bazı şeylerden bahsetti. Mesela e, dünkü maçla alakalı da şu soruldu. Umut Meraş'ın bir sakatlığı var. Takımımızın birinci sol beki. Normal şartlar altında, normal takımlarda hani sakatsa takımın sol beki, yedek sol bek forma giyer ama e, zaten beklenmiyordu Rıdvan Yılmaz'ın oynanması. Dün de oynamadı. Mert Müldür takımımızın sağ bek yedi olarak kadroya katılan e, sol bekte oynadı. Eğer bu tarz bir durumda Rıdvan Yılmaz zaten oynamayacaksa o zaman niye kadroya dahil edildi? E, diye bir soru var ki bence de çok haklı sorulardan bir tanesi bu. Dün Rıdvan Yılmaz yedek kulübesindeydi ama oyunu da girmedi. İlk kez de yedek kulübesindeydi sanıyorum. Evet, İlk i̇ki maçta yedek evet, kulübesine evet, dahi evet. değildi. Ee, mesela bu bence sorulması gereken sorulardan biriydi Şenol Güneşi ama sanıyorum dün de. Ben bazı toplantısında takip ettim. Böyle bir soru sorulmadı. Daha önce de e, Çünkü soruları... elenmemizin önüne geçti. E, önüne geçemezdi. Hı hı. E, dolayısıyla turnuvaya veda etmemiz e, bu olayın biraz daha geride kalmasına sebep oldu ama e, bu soru tabii Dün kadroyu gördüğüm zaman ilk akla gelen soruydu. Gerçi Mert'in oynayacağı maçtan önce belliydi. Yok ben kadrolar ilk başta açıklandığında da Rıdvan Yılmaz'ın evet. ben çıkmasını bekliyordum mesela kadrodan. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şenol Güneş şimdi şunu diyebilirdi turnuva öncesinde. Benim ilk bakayım so Umut Meraş. Eğer Umut Meraş'a bir şey olursa, sakatlanır ya da cezalı olursa ben Mert'i oraya kaydıracağım. Şimdi bunu söylediği noktada hani ikinci sol bek çağırmadığı noktada çok fazla teknik adam eleştirilemezdi. Ama Şenol Güneş ikinci sol bek olarak Rıdvan'ı çağırıp sol beki sakatlandığı anda sağ ayaklı bir oyuncu o pozisyonu oynatıyorsa o zaman çok haklı bir soru var ortada. Rıdvan Yılmaz neden kadroda? Neden kadroya çağrıldı? Başka bir oyuncu alınırdı o zaman. Mert Belki oynayacaksa. Bu sadece Erkin üzerinden dönmesinde ben anlamlı durmuyorum. Canerkin üzerinden söylemiyorum. Genelde insanlar evet, Hani için. Onu geç. O kısmı geç. Oraya teknik adam tercih dedik. Hı -hı. Ama teknik adam tercih derken şimdi Şenol Hoca o zaman Rıdvan'ı neden aldın? Yani Bakü ile Roma'yı görsün diye mi? Milli takımla antrenman yapsın diye mi? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu teknik adam hatası. Ee, ve bu soru son derece haklı bir soru. Cevabı mutlaka Şenol Güneş'tedir. Bir soru daha sorayım o zaman. Ee, bizim Okay Yokuşlu'nun yedeği normalde Taylan Antalyalıydı. Fakat e, bu karşılaşmalarda da mesela dünkü maçta da Okay'ı kesti. E, Kanay'a oynattı. Daha önceki karşılaşmada stoper başlatmıştı Kanayhan'ı. Ayhan'ı. İkinci yanın başında Meri'in girişini yine orta say aldı. Taylan'a yine süre vermedi. Mesela Taylan da o zaman e, niye bu kadro dahil edildi diye ben ekstra bir aynı soru şey, daha. şey Rıdvan'la aynı hikaye. Evet. Bana göre biraz o da geri planda kaldı ama Taylan'ın da durumu benzer. Bir de bir de bir şey söyleyeceğim bir sana. Süre almadı bir, bir de, Taylan. Bir de bir de bir de mesela şunu söyleyeyim. Az önce bir tespit yaptık yani eğer katılıyorsanız bu tespite yani milli takımın takım halindeki çöküşünün işte yorgun milli takım o bu falan ötesinde eğer oyuncuları konuşmaya başladıysak en fazla eleştirmesi gereken oyuncularla ilgili bölge olarak ve oyuncu grubu olarak eğer katılıyorsan Taylan neden denenmedi? Bir dakika bile forma almadı. Bunu sormak lazım. Şimdi Rıdvan'ın mesela pozisyonunda ki Ali Haklı ikinci sol bekin var kadroda bir sol bekinden memnun olmadığında sen ikinci sol bekini değil, sağ bekini oraya devşiriyorsun. O zaman o sol beki niye çağırdın? Şimdi bu son derece doğru bir soru. Ama günün sonunda işte e, üç sol bekim var sayıyorum ben. Mert hem sağ hem sol bek sayıyorum. Zeki'yi de kesmediğim zaman benim e, hem sağda hem solda alternatifimdi. Ve Rıdvan'ın ikisi de önünde. E, ona da bir şey olabilir. Zeki'ye de bir şey olabilir. Sağda Mert'i oynatmak zorunda kalırsam solda Rıdvan'ı oynatırım. Umut'a bir şey olursa dedim de diyebilir. Hani onu da düşündü. Bir adım sonrasını düşündü. Buralarda bu opsiyonlarını geniş tutmak istedi. Kanat bek rotasyonunda opsiyonların fazla olsun. Ama Zeki'nin alternatif olarak Kaan Ayhan da var yani. Evet yani ama Kaan, ama efendim, Kaan da Dorukan var. Tabii tabii. Kaan yani. var. Kaan'ı da Kaan'ı da e, stoper e, rotasyonunun içerisinde e, ve hatta ön liberoda da anlıyoruz ki kullanmayı düşünebiliyor. Kanı hiç kanat bek kullanmayı düşünmediğini de kabul ettik. Hani zorluyoruz Zıdvan'ı kadroya almaktaki şeyini bulmak için tamam mı gerekçesini. Peki kardeşim burayı geçtim ben şimdi bunu bir tartışmayı bıraktık. İkna olmadı mı bu bıraktık tartışmayı şimdi döndük orta sahaya. Orta saha aksıyor. Orta saha çalışmıyor. İlk maçtan itibaren çalışmıyor. Hiçbir dakika çalışmıyor orta saha. Ne yapmıyor? Orta saha bir kere savunmayı rahatlatamıyor. Orta saha top kazanında topu önde tutamıyor. Atak build up'larını yapamıyor. Yani orta saha hiçbir şey üretemiyor iki yönlü olarak. Tamam. Okay kötü. Olabilir. Yorgun. O bu bilmem ne. Hakan kötü. E, Okay'ın alternatifi Taylan. Kaan Ayan değil ki. Koysana Taylan'ı. Niye çağırdın? Oynat bakalım bir Taylan ne oynuyor? Alsın o soğukkanlı sakin bir pas yapsın. Aldığı topu, savunmadan aldığı topu bir sola sağa bir boş alanlara oyuncuları açsın. Bir depresi olsun herkes bir yayılsın takım sahaya. Hakan topu alsın, Kenan kafasını kaldırsın. Taylan bunları görüp vurduğu topları doğru yerlere dağıtan bir oyuncu. Sen şimdi takımın en büyük probleminin olduğu ikinci bölgede senin o kaydan okay ilk alternatifi Taylan böyle hocanın takıntılı olarak oynattığı ve oynatmadığı oyuncular oldu. Bir sorum daha olacak Barış abi ama çok kısa bir saat başı arasını verelim ve sonra hemen devam edelim hızlıca. Devam ediyoruz hemen bir sorum da şu olacak Barış abi Ozan Tufan ilk karşılaşmada oyundan alınan ilk isimlerden biriydi 65 dakika sahada kaldı. İkinci maç devre arası oyundan alındı Ozan Tufan, Oka'yla birlikte ve ben şunu diyordum. o okay, Üçüncü Evet bu maça başlamaz diyordum. Okay başlamadı. Kaan Ayan başladı ama Ozan Tufan'ı bu maçta da iyi kombin oynattı. Bu maçta da iyi performans göstermedi. Bu maçta da 63'te oyundan aldı. Bir merkez orta sahne hani bir 8 numara bu kadar az süre kal da sağda kalmaz. Kalıyorsa da bir problem vardır. Niye üstüne bu üçüncü maçta da zorla, zor, zor, zorla, oynatıyorsun? Evet. Ben bunu da çok bu, anlamıştım. Çünkü diyeyim. Şenol Güneş'in prensi Ozan Tufan. Hı -hı. Şenol Güneş'le var olan bir teknik adam. Şenol Güneş Ozan Tufan'a çok güveniyor. O zaman ilk iki maç karşılaşmada ama, bir 65-45'te çıkarmayacak. Ama işte zaten problem orada. Problem evet bir oyuncuya çok güvenebilirsin ama oyuncunun e, fiziksel durumu iyi değilse inat etmemesi gerekirdi Şenol Güneş'in. Ozan fiziksel ve mental. Tabii. Evet, hani, merkez orta sahada e, biz daldık bu turnuvada. Hani orada iyi oynayan oyuncu yoktu ve e, o şekilde devam etti. Hiçbir değişiklik olmadı. Mesela detaylara girdiysek ben de Gireyim, şöyle bir şey girelim. söyleyeyim. Dün şimdi ilk yarı 2-0 bitti. Hı hı. Turnuvada kalmış 45 dakikamız. Yani i̇kinci yarıya mi? değişiklik yapmadan çıktı Şenol Hoca. Ben böyle hatta 5 falan mi diye düşündüm. Hani, hani bir radikallik yapar mı diye yok. Şenol Hoca ama. neyi bekledi? Şimdi İtalya maçı kötü başladı, kötü devam etti, kötü bitti. Galler maçı kötü başladı, kötü devam etti, kötü bitti. İsviçre maçı 5 dakika iyi başladı, 40 dakika kötü gitti. 2-0 gerideyiz. Artık turnuvada 45 dakikamız kalmış. Mesela Şenol Güneş Hani soyunma odasında ne bekliyor ki bu takım bir tepki verecek ikinci yarıda çıkacak da o 2-0'ın üstesinden gelecek. Mesela o da bence akıl almaz bir teknik adam hatasıydı. Ben baktım. Hani oyun... Aynı 11 ile devam ettik Allah Allah. Oyuncular hani... geliyor böyle soyunma odası tünelinden. Bakıyorum acaba kimler olmayacak. Ben de bekliyorum en az bir değişiklik bekliyorum. Baktım herkes var. Burak geliyor işte Ozan geliyor işte Kaan Ayan hepsi geldi. Baktım evet. değişiklik yok ben de çok şaşırdım. Yani o da e, akıl almaz bir durumdu. E şimdi bunu söylüyorsunuz bu karşılaşmaya Kaan başladı. Hı hı. E, Okay'ın yerinde. E zaten bir önceki Galler mücadelesinde de Kaan Ahyan stoper başlayıp merkez Ortası. orta sahaya geçmişti ikinci arada Merih'in girmesiyle. Yani şöyle söyleyeyim biz merkez orta sahaya Okay'ı çağırdık. E, Taylan'ı çağırdık. İkisi bir buçuk maç oynadı. Şey hiç oynamadı. Taylan, Taylan hiç oynamadı. oynamadı. Okay bir buçuk maç oynadı. Ekan Ayhan bir buçuk maç oynadı. Dolayısıyla orada yine bir oyuncunun çok net şekilde fazla çağrıldığı ortaya çıkıyor. O da Taylan. Hı hı. Hani sadece Şenol Güneş'in benim anladığım e, Taylan iyi bir sezon geçirdi. E, Galatasaraylı oyuncu olsun baskısıyla beraber oraya oyuncu çağırdığını Normalde Taylan'ın düşünmediğini anlıyoruz bu seçimlerden. Hani Şenol Güneş'in kafasındaki plan belli ki. Okay'la başlarım. Okay kötü oynarsa Kaan Ayhan. Bu belli. Evet. <laughs> Diğer tarafta Ozan Tufan'a dokunmak istemiyor. Hiç Ozan Tufan'a dokunmak istemiyor. Ne olursa olsun Ozan Tufan 11'de. Tamam. O da anlaşılabilir. Diğer pozisyon Hakan Çağlanoğlu. Ağırlıklı olarak. Hakan da felaket bir turnuva geçirdi. Kendi adına. Biraz sıfır, da sıfır. biraz da İrfan Can. E şimdi zaten Şenol Güneş'in Kafasındaki plan belliymiş ama o planda oyuncuların performansı e, olağanüstü düşük kalınca, Şenol Güneş'in de B ve C planlarında aksadığı ve e, takımı harekete geçiremediğini gördük. Şimdi şunu anlıyorum mesela ilk karşılaşma sonrasında İtalya mücadelesi sonrasında İtalya'nın gücü, e, motivasyonu ev sahibi avantajı rüzgar arkasına alarak gelmesi o şu bu üst üste koyup ee, tamam diyebilirsin. İlk karşılaşmada da çok aksadık ama bazı bahaneleri arka arkaya koyabiliyorsun. O yüzden Galler maçında öyle çok çok büyük değişiklikler olmamasını ben anlıyorum. Sonuçta bu takım seni e, buraya kadar getirdi. Elemelerde başarılıydı, Dünya Kupası elemelerinde başarılıydı. Dedin ki savunmada problem var. İyi top çıkaramadık. Ben Kaan oynamayı düşünüyorum. Ondan sonra bir değişiklik daha yaparım. Çok ince bir ayar yaptığını düşünürüz takımda ama şimdi İsviçre karşılaşması artık olmamış. Hani Galler önünde de felaket bir performans ortaya koymuşuz. Hatta bana sorarsanız. Hani milli takım her maç daha kötüydü. Normalde turnuva içinde iyi gider. Mesela Galler maçı bana sorarsan İtalya maçından daha kötü. Oyun. Hı. İsviçre maçı da Galler maçından daha kötü. Hı. Ben, Hı. Öyle Hı. ben öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Daha kötüleştik her karşılaşmada. Şimdi böyle bir gidişatta, böyle bir süreçte Şenol Hoca'nın en azından İsviçre maçında ilk iki 90 dakikayı gördükten sonra daha fazla değişiklik, daha fazla yeni kanla başlaması gerekirdi. Bu bana göre. Biraz işte şeye giriyor. Başında söylediğim hani o olmasın bu olmasına giriyor ama gidişata göre söylüyorum bunu. Detaylara girdik diye. Normalde bunların çok çok büyük önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü başka oyuncular olsaydık da performansımız bir anda hani 10 üzerinden kaçtık bir turnuva oynadık. İtalya ve Galler maçlarında herhalde 3 veren olmaz milli takıma. Hı hı. Şimdi 10 üzerinden 3 vermediğim bir milli takımı iki karşılaşmada bir anda 2 3 oyuncu değiştirip o performansı 7'lik 8'liğe çıkartamaz. Ben zannetmiyorum Çünkü genel bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama artı bu 45. dakikada yaşananlar. 45. dakikadan sonra yapılan yapılmayan değişiklikler Hani ne bekliyordu Şenol Güneş ne düşünüyordu da milli takımın 2-0 geride olduğu ve 45 dakikasının kaldığı bir turnuvada bu bu kadar kötü oynayan bir 11 neyi değiştirecekti 45 dakikada onu çok merak ediyorum. Dolayısıyla hani A'dan Z'ye çok kötü kurgulanmış, kötü oynanmış, kötü hazırlanılmış teknik heyet ve oyuncuların açıklaması gereken bir turnuva var ortada. Şimdi bir de detaylara girdik demişken Abdülkadir Ömür tartışılan bir isimdi aday kadroda kalmasını açıkçası benim beklemediğim oyunculardan biriydi. Üç maçta da kadroya giremeyen tek isim oldu Abdülkadir. O detayı da verelim. Kerem Aktürkoğlu iki maçta, Rıdvan iki maçta giremedi. Enes Ünal keza giremediği maçlar oldu. Abdülkadir hiç giremeyen tek futbolcumuz oldu. Bu da eşleşecek bir konudur. Abdülkadir Ömür'ün için hiç kullanılmadı. Hazır değil çünkü. Öyle ya da o zaman niye Halil bunlar çıkarıldı da Abdülkadir kaldı mesela hani. O... Abdülkadir Ömür hazır değilse niye milli takımda? Evet. İşte zaten en büyük problemler o. Yeah. Ya da neden efecan? Can Bence bunlar kalmadı. baskıyla baskıyla alakalı. Trabzon'dan biri. Seçim, evet seçim yapılırken baskıyla alakalı verilen kararlar. Yani Halil'in arkasındaki camia, Abdülkadir'in Ömür'ün arkasındaki camia. Bunlar bence seçimlerini biraz her tarafa mavi boncuk dağıtma anlamında Şenol Güneş'i etkiledi diye düşünüyorum ben. Hatta sana bir şey daha söyleyecektim detaylarla alakalı olarak o da birazdan aklıma gelir. Kaleci performansı. Ee, kaleci performansı değil de e, neyse Kerem biraz Yok yok. Süre almaması. Onlar değil. Neyse onları Kerem Aktürkoğlu çünkü. da konuşulması al... gereken bir konu. Evet, süre almayan oyuncularımız kaleci Mert Altay süre almadılar. Ozan Kabak hiç e, süre almadı. O da tercih edilmedi. Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalya, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal. Mesela süre almayan mesela oyuncularımız mesela olmuş. milli takımın e, defans ofans geçişinde topu öne taşımakta e, rakip ceza sahasını karıştıracak şekilde, dengesiz yakalayacak şekilde, adam eksiltecek toplu koşulları yapabilme zafiyeti de bas bas bağırırken bu kadar formsuz oyuncunun bir arada olduğu ikinci bölge oyuncu grubun içerisinde sürekli Cengiz Ünder'i oyundan çıkartmak, sürekli Cengiz Ünder'in olduğu yerden çözüm aramaya çalışmak birinci gaflet. ikinci gaflette Kerem Aktürkoğlu gibi de müthiş çıkış yapmış, heyecan yaratan, genç, atlet bir oyuncu var elinde topla driplingi olan, adam eksilten, rakip ceza sahasını karıştırabilen. Burada amacın senin Burak'ı bulabilmek değil mi? Milli takım Burak'ı bulamıyor. Milli takım sırtı dönük rakip kaleye. 3-4 savunmacının arasında kavga ediyor, mücadele ediyor, itiyor, kakıyor. Gelen toplarda istasyon göreviyle oyunu açmaya, atak build şekillendirmeye çalışıyor. Diğer oyuncuların katılımıyla beraber. Ondan sonra yüzünü dönüp top istediğinde de ya o top ya hiç gelmiyor Burak'a ya da geldiğinde Burak çok zor şartlarda çok zor vuruşlar denemek zorunda kalıyor. Bir tane iki tane doğru dürüst fırsat geldi onu da kendi değerlendiremedi. Onun için ben Burak'a çok yüklenemiyorum. İstekliydi, gayretliydi, çalıştı, çabaladı ama çok yalnız kaldı. Üretken olamadığımız için hücumda. Burak'ın kaçırdığı golleri de konuşamıyoruz. Burak gününde değildi. Burak'ın turnuvası değildi. Lille'de müthiş bir sezon geçirdi Burak ama milli takımda aynı performansı gösteremedi de diyemiyoruz. Çünkü oraya gelemedik bile Burak'ta. Daha o paragrafa gelemedik yani. Güdük kaldı ataklar. Şimdi oralarda bir kere Maktürk onu niye kullanmıyorsun? Çağırmışsın milli takıma. Tamam işte hareket ihtiyaç var. Harekete ihtiyaç var. Yeni isme ihtiyaç var. Senin güvendiğin oyuncu grubu yani bu takımın omurgasını oluşturan ilk 11 ideal 11'i oluşturan oyuncu grubunda özellikle ikinci bölge oyuncularında büyük sıkıntı var. Hakan Çalınoğlu, Kenan, Okay, Ozan bu oyuncularda direkt sayıyorsun problem var. Tam dene bir şeyler dene. Cengiz'i bırak bir oynasın bakalım. Öbür kanatta değişik yaparken kanat değiştirerek belki bir şeyler denersin. Cengiz'i forvete atarsın belki iki forvete dönersin. Ha, Buran yana Cengiz atarsın, Kerem'i koyarsın. Cengiz ve Kerem aynı anda oynatırsın. Bir anda rakibi geriletecek, rakibin çıkmasını zorlaştıracak ve arka tarafta rakibi hataya zorlayacak bir oyuna dönersin. Ya yani senin hiçbir B planın, C planın yok. Bir A planı tutturmuş, A planıyla bitirdik. Çalışmadığı zaman A planı ne olacak bu takım? Belli değil. Bana söylesin biri bu takımın B ve C planları nedir? Hakan Çalanoğlu oynamadığında, Kenan oynamadığında yani oynayamadığında, Ozan Okay verimsiz, iki yönlü olarak verimsiz kaldığında nedir bu takımın bir sonraki hamlesi? Taylan yok. Kerem yok. Efendim Abdülkadir yok. E nasıl olacak bu iş? 8.20 saatlerimiz Şenol Güneş'in dün bası toplantısı vardı tabii maçtan sonra ve Sabah gazetesinden Mehmet Özcan çok net bir soru sordu. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz bu performanstan sonra dedi. Şu anki düşüncem bu değil dedi. E, bunun hesabını işte size değil e, biz işte yönetime veririz, kamuoyuna veririz dedi. Zaten gazeteci arkadaşımızdan kamuoyu adına zaten bu soruyu <laughs> sordu. Bir şimdi. eser sormuyor soruyu evet. değil mi? E, Şenol yani Güneş bu, biraz bu, orada bu, fazla algısı kaldı. Bu, bu bu yani skandal. Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Çok beyefendi adamdır Şenol Güneş. Ama bunun hesabını size vermeyiz e, diyen adamdan biz hesap sorarız kardeşim. Tamam mı? Me kamuoyu adına soruyor medya hesap. Mes medya hesap da sormuyor. Soru soruyor. Siz hesabı, siz hesabı patronunuza verirsiniz. Size maaşı verene verirsiniz. Bize hesap vermezsiniz. Biz kamuoyu adına kamuoyunun merak ettiği soruları sorarız. Siz de bizim üzerimizden, medya üzerinden kamuoyuna cevap verirsiniz. Ya da vermezsiniz cevap vermeme hakkınız da var. Her sorulan medyadan, medyadan gelecek her soruya cevap vermek zorunda da değilsiniz. Yorum yok dersiniz. Bu soruya cevap vermeyeceğim diyebilirsiniz. Onu da takdir eder kamuoyu. Henüz çok sıcak Kamu, mesela. Kamuoyu, onu da, kamuoyu onu da takdir eder. Kamuoyu der ki soruyu medya sordu. Hoca cevap vermedi veya hoca cevap böyle verdi. Ama biz size hesap vermeyiz dediği zaman karşısındaki gazeteci. Gazeteci soru sorar. Bu gazeteciye gazetecinin şahsına hesap vermek falan değildir. Tabii ki yönetime hesap verir, rapor verir, hesap verir. O başka bir konudur. Ben Şenol Güneş'in istifa edeceğini düşünmüyorum. Yönetimin Şenol Güneş'i görevden alacağını da düşünmüyorum. Ama böyle bir turnuvada, böyle bir performanstan sonra bir gazetecinin, bir medya mensubunun istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye sorması kadar doğal bir şey yoktur dünyanın her yerindeki bu pozisyondaki teknik direktöre bu soru sorulur. Bu soruyu e, tehditkar bir şey olarak görmek, davranış olarak e, görmek ve buna agresif bir şekilde cevap verip biz size hesap, ben size hesap vermem cevabı kabul edebilir bir şey değil. Şenol Hoca'nın şirazesi tamamen kaymış. Şenol Hoca'nın psikolojisi tamamen bozulmuş. Turnuva boyunca Şenol Hoca zaten ne yaptığının farkında değildi. Ne yaptığının farkında bilincinde değildi. O kadar garip kararlar verdi ki takımla ilgili. İşte son maçın devre arasında oyuncu değiştiği dahi yapmayıp bu kadroya devam etmesi dahi Az önce Ali'nin söylediği bunun en basit örneğidir. Şenol Hoca dağıldı. Ha, bir dakika Şenol Hoca da insandır. Dağılmaz mı dağılır? İlla dağıldı diye Şenol Hoca'yı çöpe mi atacağız? Asla. Buralara getiren de Şenol Hoca bu takımı. Bunu da söylüyoruz. Ama ben size hesap vermem dediği zaman kusura bakmayacak Şenol Hoca. Benim çok sevdiğim bir insan Şenol Güneş ama kusura bakmayacak. Bunları da söyleriz o zaman. Ee, bir de bir hangi maç? ikinci maç sonrası galiba bu eleştiri yapılmıştı önce Ersin Düzen yapmıştı sonra de benzer eleştiri yapmıştı maç sonu röportajlara işte Mert Müldür'ün Halil Dervişoğlu'nun gelip takımın kaptanlarının gelmemesi dün e, ilk Merih Demiral geldi o da ben e, mağlubiyette de buradayım galibiyette de buradayım dedi Ersin Düzen'in o açıklamasına cevap verdi e, sonra Hakan Çağanoğlu geldi takımın üç kaptanından biri en sonunda da röportajlar ben bitti zannetmiştim çünkü Şenol Güneş geldi bas toplantısı yapıldı en son Burak duşunu aldıktan sonra o da Birinci kaptan olarak geldi, Türk halkından da özür diledi, e, sonluluk aldı en azından. Hani e tamam şey doğru yaptılar. bir eleştiriydi bu eleştiri, o eleştirinin de karşılığı bulmuş. Hani yapıcı eleştiri derler ya, hı hı. yapıcı eleştiri istiyoruz işte o yapıcı bir eleştiriydi. E, çünkü e, çok doğru bir temel üzerine oturtulmuştu. Galibiyette hep kaptanlar konuşuyor, mağlubiyette neden e, milli takımı çömezleri diyebileceğimiz oyuncular konuşuyor... Bu doğru güzel bir eleştiriydi. O eleştiride karşılığını bulmuş Dolayısıyla bence konu kapandı. Ondan evet, kapan... sonra da böyle olması lazım. Ha, aynen ben de zaten üstüne gitmek için değil. iyi ya yani, kapanışı tabii, yaptı. Tabii. Öyle bir tırnak içinde laf sokma da olmadı. Merink'in de çok öyle bir şey zannetmem ama Burak falan çok sağduyulu yani, konuştu olması Ben o sonu Hakan Çağanoğlu da öyle. E, o açıdan kapanışı iyi yaptık. Oyuncularda bir problem yoktu evet. Yani açıklamalarda bir problem yoktu. Aynen. Evet o zaman e, milli takım aslında kapatalım mı ne dersiniz? Var mı? Aklınızda kalan. Senin reklam arasında e, az önce aklına gelmeyen... Euro 2016'ydı. E, orada reklam arasında konuşmuş. Kimsenin dinlemesine gerek yok artık. <laughs> yok hani şimdi yayında da söylemek istersin. Estağfurullah. Ya, ya biz aramızda konuştuk. Kamuoyuna, kamuoyuna hesap verecek değiliz. <laughs> ya, sana bunu söyleyecek değilim tekrar. Tamam, ben de basın bak sorabilirim. Ya vermek değilsin. Ya şunu Yok ben şunu haklı şey buluyorum. <laughs> hani e, bu milli takım el bebek gül bebek geldi bu turnuvaya. Hiçbir problemi yoktu çok başarılı eleme dönemi geçirdi. Hatta belki tarihimizin en rahat eleme dönemiydi. Dünya şampiyonundan 4 puan alarak geldik. Hakikaten her şey çok iyiydi. Milli takım kadrosu seçildi. Bir iki tartışma dışında yine bir problemle karşılaşmadık. Bir kamp dönemi. Hani bu milli takımın başarısız olması için ya da bir milli takımla halkımız arasında, milli takımla medya arasında bir kopukluk yoktu. O tekrar bağları oluşturmuştuk. Bizim çocuklar çok güzel bir e, tanım değil mi milli takıma ithafen? E, o da olmuştu bir problem yoktu. Ama bu milli takım e, ne hikmetse e, turnuvada bir türlü kendine gelemedi. Bir türlü kendi ayarlarına dönemedi. E, ama aklıma Euro 2016 geldi. Euro 2016'nın e, herhalde milli takımlar tarihinde en kaotik turnuva olduğunu herkes kabul eder. Yani birbirine silah çekenlerden tut prim pazarlığına kadar... E, insanlarla milli takım arasındaki çatışmaya kadar, insanlarla e, milli takımın uzaklaşmasına kadar, işte medya ile olan problemlere kadar acayip bir turnuvaydı. Yani Ozan Tufan'ın saçını düzeltmesinden hatırla. Öyle başlayan bir turnuva ve e, felaket giderken tüm bu olumsuzluklara rağmen milli takım son maçta bir tepki vermişti. O kadar da değil demişti adeta hani. Çünkü biz de biliyorsun hem sevdiğimiz zaman hem eleştirdiğimiz zaman işin ucu bucağı yok bizde sonuna kadar gidiyoruz orada. Ama o milli takım demiştik yeter arkadaş ne yapıyorsunuz siz deyip bir tepki vermişti son maçta. Mesela ben dün İsviçre maçında çok safmışım. Biraz öyle bir şey bekledim ama hani ortam iyiken o tepkiyi bekledim. Bir çatışma ortamı yoktu artık hani milli takım bu kadar da kötü değil. Sizin düştüğünüz kadar kötü değil. Elenebiliriz ama o şekilde elenmeyeceğiz diye bir milli takım bekliyordum ben. Onu görmemekte de açıkçası beni üzdü. Yani Euro 2016'daki takım dahi tepki verirken bu takımın bu kadar ruhsuz bir şekilde 270 dakikayı tamamlaması bence üzücüydü. Evet Euro 96'ya döndük nerede? Hani ilk turnuvamız gibi oldu. Orada gol atamadılar. yani milli takım tabii ilk işte o e, var. Hani orada çok büyük daha daha da iyi geçerli bahanelerim var. Tabii tabii. Şimdi çok daha fazla yani 8 gol gördük 3 maçta kalemizde. Kalemize 64 şut atılmış 3 karşılaşma sonunda ortalama. İsviçre teknik direktörünü dinlediniz mi baştan sonra? Yok. Dedi ki daha fazla atmalıydık dedi. <laughs> evet. Galler teknik direktörü de aynı şeyi söyledi. 5 5 golden falan basit. Galler, işte. Galler, yani bizim bizde şey oynayan, şey oynayan şey. sadece 3 puan değil bir de 3 puanla moral depolamak da istiyor yani. E, Turnuva tarihinde Avrupa Şampiyonları tarihinde 3 yenilgi ve 8 araçla bitiren 4 ülke olmuş biz de yaklaştık. Eksi yedi. Eksi yediyle sıfır puan ve eksi ile bitirdik. Hakikaten az daha turnuva tarihinde de geçiyorduk. Evet. Uğurcan Çakır'ın da hani kritik kurtarışları vardı. Yani çaktırmadan çok eleştirildi Uğurcan çaktırmadan ama. Çaktırmadan değil göstere gösteri üç dört tane çok iyi top çıkardı. Evet. Hani çok eleştirildi. Hani ilk mesela üçüncü yediği gol üstüne gelen bir top ben de çıkarmasını bekliyordum. Ee, o golü mesela hani suçun kabahatli hani, o değil tamam ama da, oraya da, kalene, getiren kalene, de takım. Kalene o kadar rahat ve o kadar Kaditab çok top o geliyor ki ya yani şimdi hani bunu nasıl çıkaramadı? Elde çıkardığı var bir tane yemesi gereken. Tabii tabii aynı. Yani bu bu gol yerde her kaleci çıkardı ve onu da saymak lazım. Yani senin kalene bu kadar çok top geliyorsa, bu kadar kolay top geliyorsa 60 küsür toptan bahsediyorsunuz kaleye gelen. Yani o zaman hangi kaleci dayanabilir buna? Hangi daha bu böyle bu, bu böyle güneşte kar dayansın yani. Böyle bir şey yok. Onun için hani e, Tamam Uğurcan'ı da ben burada çok iyi kaleciydi Uğurcan onu da demiyorum ama bu kadar kötü bir milli takım, bu kadar kötü bir orta saha, kötü bu kadar kötü bir merkez orta saha e, varken ben ne Çağlar'a, ne Merih'e, ne Kaan Ayhan'a, e, ne Uğurcan'a fatura kesebilirim. Milli takımın en iyisi kimdi? Bütün turnuva boyunca. 45 dakika oynayan Mert Müdür olabilir mi? Yani Son, son maçta o da. <laughs> Çağlar'ı çok kötü diyemem hani çok sırıtmadı. Uğurcan yani basit hatalar yaptı ama çok bence güzel kurtarışlar da yaptı Uğurcan. Hani Mert Uğurcan çağlar derim en fazla. İşte orada ben şuna katılmıyorum sizin söylediklerinizde e, kaleci önce kurtarması gerekenleri kurtaracak. E, sonra ekstra iş yapacak. E, önce yememesi gereken golleri yemeyecek. Ekstra yaparsa da işte muslara seviyesine çıkıyor. Ama basit hata yapmamak lazım Mesela bence. Mesela ama dünkü maç özelinde ilk golde sizce hata var mı? Yok, şu, şu açıdan söylüyorum ben. ben. Genele yayarsak Uğurcan'ın da öyle çok iyi bir turnuva geçirdiğini şey Iyi kesinlikle iyi bir turnuva geçirmedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, bu takımın bu durumda olmasının faturasında Uğurcan'a da kesemezsiniz. Hayır, Uğurcan'a kesmiyorum zaten. Yani 65 top mu gelmiş yok, yok. kalesine? Yok. 64 şut çekilmiş. Kalesine 64 şut mu çekilmiş? 18 kurtarışı var. Kalesine 8 Bak, gol bir şey söyleyeceğim. Gördüm. 3 maçta 3 maçta kalene 64 şut çekiliyorsa tamam mı? Bu kalecinin çok olağanüstü bir kaleci olması lazım ki işte seni ayakta tutsun takımın <laughs> heykeğine dik yani. Normalde bir kaleci yok, yok dağılır. Öyle bir beklentim yok zaten. Ha, dolayısıyla hani Uğurcan biz demiyoruz ki. Ama Uğurcan, mesela Uğurcan'ı da diğer bu takım biri ben. Bu takımın iyilerinden biri demem Uğurcan'a. Ama ama bu takımda fatura edilir, kesecek adam değil. Kalesine 64 şutu nasıl çektirmişsin kardeşim sen? Ha bu arada şimdi iyi iyilerini sayın dediğiniz zaman herkes bir düşünüyor. Sonra da Mert ilk davranıyor. Diyor mesela ki, Taylan iyiydi. Diyor ki mesela, hiç hata yapmadı Çağlar, değil mi? Öyle, öyle konuşmak hayır, lazım. Diyor ki, diyor ki Mert'te. Çağlar diyor. Mert diyor bir de diyor. Uğurcan. Uğurcan diyor. Hepsi birinci bölge oyuncusu bu arada. Bak hepsi birinci bölge oyuncusu. Takım turnuvanın en çok gol yiyen takımlarından biri. Evet. 8 gol yemiş. Kalesinde 64 şut çekilmiş. Mert'in saydığı takımda hani göreceli olarak hepsi kötü de takımın. E, göreceli olarak kötünün iyisi Efe'nin diyeceğimiz Diyor ki Mert diyor. Mert de işte son maçtan dolayı söylüyor. İsteği arzusundan dolayı söylüyor. İşte topu 40 metre taşıdı etti falan filan. İsyan etti hiç olmazsa diye Mert söylüyor. Bir de diyor ki işte Uğurcan diyor kaleci öbürü de Çağlar o da stoper. Çok zorlasan Merih Kağan da söyleyecek. Evet. Çok zorlarsa onlar da söyleyecek. Canım, onlar da birinci bölge oyuncusu ya da. Ya öyle. Ya bu takımdan kim şey? Bak, bir şey. Hakan'ı mı söyleyeyim? Burak'ı mı söyleyeceğim? Bu soyayım, Bak, bir şey ben söyleyeceğim ben. Bak bir şey söyleyeceğim. İyi yok de geç. İyi yok de iyi yok deyip Sorsan geçmesi şey. kolay iyi yok deyip geçmesi kolay. Zora oyuncu ismi vermek. Sen ama, ismi verdiği zaman da ama verdiği zaman da verdiği zaman da eğer verdiği oyuncular birinci bölge oyuncularıysa tamam yoksa hani kolayı hiçbiri iyi değildi deyip geçmek. Do, ben de onu yapabilirim yani. Ama illa bir isim ver kardeşim yani en az kötü kimdi de değil mi? Saydı. İtiraz edebiliyor musun? Bak ben itiraz edemiyorum. Sen bu oyuncuları niye saydın kardeşim? 64 tane şut çekilmiş kaleye 8 gol yemiş takımda. Bu takımın iyileri savunmacıları olur mu? Diyemiyorum. Çünkü öbürleri çok daha kötüydü. Ne yapsın bu garibanlar? Yani Çağlar ne yapsın? Meri ne yapsın ya? Gitti ileride kafada vurdu. Mücadele etti. Hem rakip Çağlar mücadele etti. Hem kendi Çağlar mücadele etti. Çağlar da Merih de. Yerlerde mi süründüler Ali? Ayaktalardı. Ayakta kaldılar. Ama onların da konsantrasyon bitti. Onların da moral bitti. Uğurcan. Bak Uğurcan onun için savunuyorum. Uğurcan da şimdi efendim yemeyeceği golü yememesi lazım. İyi ya 65 tane şut yemiş kalesini adam. Allah'ını şaşmış. Top tutamıyor takım ileride. İtalya dalga dalga geliyor. Adamın şeyini bozmuşlar daha ilk maçtan 3 tane yemiş. Ondan sonra direnmeye çalışıyor. Öndeki oyuncularla beraber ama öyle bir orta saha var ki maşallah. Kanatlarıyla, merkeziyle, bilmem nesiyle giden top geri geliyor. Bir top tut, bir önde git, bir baskı yap. Ya bir pres yap ya. İtalya maçında 89 dakikada pres yaptılar ilk defa ya. Utanmaz utanır insan. Hocasıyla, oyuncusuyla utanır ya insan ya. Sen Avrupa Şampiyonası'nda bir ülkeyi temsil ediyorsun. Bizim çocuklar diyoruz. Bir pres yapın ya, önde bir baskı yapın. Yaptılar mı bir önde baskı? Dolaştılar sahada. E ondan sonra Çağlar kötü, Melih kötü, Uğurcan kötü, e şey Zeki kötü, e Mert kötü, e efendim öbür çocuğu söyle, Umut kötü. Yok böyle bir hikaye. Kusura bakmasın kimse yani. 8.41 saatlerimiz. Dinleyicimiz var şimdi telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Emre, ben İstanbul'dan katılıyorum. Özel bir şirkette bilgi teknolojileri yöneticisiyim. Dünkü milli maç hakkında e, birkaç yorum yapmak istiyorum. Tabii. Öncelikle ilk söyleyeceğim Şenol Güneş'in kesinlikle istifa etmesini düşünüyorum. İstifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, daha sonra... Yani dün Şenol Güneşe sorulan basın toplantısında sorulan sorulara şöyle bir cevap bir, bir, Şöyle bir cevap vermiş. Avrupa Şampiyonasına götürürken iyiydi, elenince kötü. E biz Ahmet Hocam ya seni çünkü oraya götürmen için seçildin. 3.2 milyon euroyu Avrupa Şampiyonasına götürmen için veriliyor. Götürürken tabii ki iyi olacaksın, götürmeyince kötü olacaksın. Yani sorulan sorulara böyle bir agresiz cevap vermesi çok enteresandı. Başka bir konu Dünkü maçın en iyisi Mert Müldür'dü. Sağ bek olan, sağ ayaklı sol kanat oynayan oyuncu. Onun dışında Şenol Güneş'in yaptığı oyuncu değişikliğine de bir anlam veremiyorum. 3-1 yeniliyorsun ya da 2-1 yeniliyorsun. Kenarda oynamayan gencecik oyuncular var. Hala bir Yusuf Yazıcı, Okay ısrarı. Hele İrfan Can, Okay değişikliği yapmaya kalkması başlı başına bir felaket. Yani elle tutulur yaptığı hiçbir şey yok. Sürekli böyle bir çatışma kendiyle. Hani 3 maçta gram top oynamayan Ozan Tufan sürekli ilk 11'de. Ee, Hakan kenarda Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Ya Hakan Kena... Çalhanoğlu Çalhanoğlu'nu bir anlıyorum. Okay. Şöyle Hakan Çalhanoğlu sürekli defansa gelip top almaya çalışan. Bu adam Milan'da böyle top oynamıyor. Senin orta sahan ileri top çıkaramadığı için Hakan Çalhanoğlu yokları oynadı 3 maçtır. Ee, onun dışında hani düşünüyorum Taylan Altanyalı neden sıfır Saniye süre aldı. Abdülkadir Önlü ile ilgili dün bir söylenti çıktı. Ne kadar doğru ne kadar yalan? Ben geldim diyor. bir tane taktik antrenmanına katılamadım diyor. Ayak tenisi oynayıp geri döndüm diyor. Ya bu adam eğer doğruysa, eğer bu adam oynamayacaksa niye milli takıma seçildi? Yok milli takımın havasını solusun. Ya burada solumasın bu havayı ya. Elemelerde solusun. Başka bir yerde solusun. Avrupa Şampiyonası milli takımın havasını solunacağı yer mi? Yani sıfır yani Rübban'ı aldı sol bekli ikinci sol bekli diye Mert Müldür'ü oynatıyor. O kadar çok çatışma var ki Şenol Güneş'in yaptığı işlerle alakalı. Bence kesinlikle istifa etmesi gerekiyor. Hani tekrar söylüyorum Avrupa Şampiyonası'na götürürken iyiydi elenince kötü. Evet hocam sen ve senin gibiler hocalar milli takımları kulüp takımlarını başarılı yapması için getiriliyor. Ve 3 milyon eurolar 4 milyon eurolar bu, bunlar için veriliyor. Yani başarılı bir yere götürün diye veriliyor bu paralar başarılı olmak zorundasın yani zaten bir zahmet. başarısız olunca da biri, birine bu fatura kesilmesi gerekiyordu. Bunu, bu faturanın %80'i Şenol Güneş, %20'si TFF. Futbolculara bir şey diyemiyorum. Çünkü, Niye diyemiyorsunuz futbolculara bir şey? Ya şöyle diyemiyorum. Ya bakıyorum çok komik değil mi? Ya? Bütün reklam filmlerinde futbolcular oynuyor. Ya ben maçtan önce reklamlar yayınlanıyor. Ya bir tane futbolcu normalde reklam yok. Her reklamda bir futbolcu yok. Ya buna nasıl müsaade ediyorlar ya? Ya bir konsantrasyon bir turnuvaya hazırlık mental olarak Ama siz ne? reklamları izlerken oyuncular reklamda oynamıyor ki onlar. Çekmişler reklamı. Ya Peki turnuva öncesinde oynamamışlar mı? Bu hani diyorsunuz ya iyi, iyi hazırlanmamışlar. Reklam filmi çekmek için. Reklam filmi çektiniz İ mi? Çok Ş bakın reklam filmine, Bakın işler kötü gidince, işler kötü Hayır. gidince her şey batıyor. Biz bunu aramızda da az önce konuştuk. Hayır şunu demiyor muyuz? Şunu demiyor muyuz? İyi hazırlanmamışlar. Tamam demiyor da reklam filmleri değil. yüzünden iyi hazırlanmamış değiller yani. Neden dolayı iyi hazırlanmamışlar peki? En iyi eleme, elemeleri en iyi atlattık diyoruz. Dün Şenol Güneş çıkıyor diyor ki yok 18 oyuncumuz şu tarihte geldi. Geri kalanlar şu tarihte geldi. İyi hazırlanamadık vesaire vesaire. Peki bir sebebini söylesin bunu. Reklam Sen filmleri değil ama sebebi bakın. Sebebi bir sürü ben, sebebi olabilir. Ben, ben ben sebebi o demiyorum zaten. Ben görüyorum bütün oyuncular reklam filmlerinde. Tamam, şimdi, size, şimdi size size bu kadar kötü bir performans sonrasında Şenol Güneş'in şimdi, şimdi maaşı da batıyor. Reklam filmlerinde oynamış olma çünkü maç oynanıyor. Çok kötü bir performans. Devre arasında reklamlar çıkıyor. Maç şimdi, oynanmıyor. Bu, turnuva turnuva oynanıyor koca turnuva oynayacak. E, tamam. Maç oynayacak. Sonuçta eee sonuçta, e, sonuçta olan bir milli takım. Ki. Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Şimdi e, ortalama taraftarda bu yaklaşım var. E, sevgili dinleyiciler. Reklam filminde de oynamasını biliyorlar. Sağda oynamıyorlar. E, şimdi tabii sağda çok kadar kötü bir performans. Hakikaten yürüyen bir takım. Yani bir hücum pres yapamayan, kazandığı topu bu kadar verimsiz kullanan, topu ayağında tutamayan, takım savunması konusunda bu kadar zayıf kalan e, bir milli takım. Oyunun iki yönünde de bu kadar zayıf, bu kadar silik bir milli takım. Yorgun, konsantrasyonu yok, morali yok, motivasyonu yok. Sanki zorla oynuyorlarmış gibi, sanki Angarya bir turnuvaymış gibi. Ee, ülke futbolu için en önemli organizasyonda, buraya katılmamızın çok büyük başarı addedildiği ve büyük beklentilerin atfedildiği bir yerde ee, bu kadar isteksiz, bu kadar silik, bu kadar karaktersiz bir performans elbette ki tepki çekiyor. Çok doğal. Bu tepki çektiğinde de tabi hocanın maaşı. E, oyuncuların reklam filmlerinde oynayıp para kazanmaları, e, primler her zaman konuşulan konudur milli takım üzerinde vesaire. Bunlar da tabi e, göze batıyor e, yoksa aynı reklamlarda hep oynuyorlardı. Futbolcunun reklamda oynaması milli takım konsantrasyona ilgili bir konu değildir. İlgi vardır, alaka vardır milli takıma. Bizim çocuklar doğru bir etiketti, e, doğru bir yaklaşımdı ülkeyi bu genç, yetenekli, e, ...sempatik milli takım etrafında kenetlemek bakımından bence iyi bir e, slogandı. E, ve buraya kadar da çok iyi geldik. Ama bu noktada her ne olduysa mental olarak çöken bir milli takım... ...fizik olarak çöken bir milli takım... ...özellikle en çok bel bağladığımız iki yönlü olarak takımı taşıyacak olan merkez orta sahanı... E, ...işte hep bir çırpıda sayıyoruz... ...sürekli kullanılan ideal 11 isimleri olduğu için ve onlardan hiçbir verim alamadığımız... E, için hep sayıyoruz Ozan, Okay, Hakan, Kenan e, diye e, sıralıyoruz. Bunların bu kadar verimsiz olması bütün takımın e, ayarlarını da bozdu. E, buraya müdahale etmek durumunda olan bu takımın mental halinden de fiziksel halinden de e, takımın bu e, ideal 11'inin kalbindeki e, felç adeta haline müdahale edip B ve C planları devreye sokmak durumunda olan ancak bu konuda da hiçbir şey ortaya koyamayan bir teknik direktör Şenol Güneş performansı bu çerçevede değerlendirmek lazım. Bu çerçevede futbolun içinde kalarak konuşmak lazım. Şenol Hoca bu maaşı daha önce de alıyordu. E, o zaman konuşmuyordunuz. Çok iyiydi Avrupa Şampiyonası'na giderken. Bu konuda haklı. E, oyuncuların reklam filmde oynamaları ucuz eleştiri kusura bakmasın son bağlanan dinleyicimiz veya böyle düşünen ortalama taraftar anlayışı ...reklam filmlerinde... ...reklam filmlerinin böyle kötü performansların ...ekrana gelmesi şanssızlık... ...ama bunlar da önceden planlandığı için... ...televizyon reklamcılığını vesairesini... ...radyo reklamcılığını biraz biliyorsanız... ...anlarsınız bu önceden planlanan... E, ...ve o reklamlarda oynatan o oyuncuları... E, ...o iletişimi yapan... ...şirketler, markalar... ...zaten bu turnuvanın içerisine... ...bu reklamları serpiştiriyor... ...skor kötü olunca benim reklamımı çek koyma... ...bu anında müdahale edebilecek... ...refleks gösterecek bir şey değil... Merak etmeyin sizden önce o parayı harcayan markalar mutsuz. O oyuncuların performansıyla oraya gelmişler. O, orada bir ekonomi var. E bu oyuncular buraya şu maçlar İtalya maçından evvel bakıldığında ya ben dinliyordum. Nasıl uçuyordu herkes ya İtalya'yı yeneriz. Çeyrek finalden aşağı oynamayız. Ne oldu onlar? Tabii. Uçuyordu herkes. Yani bu oyuncular için konuşuyordunuz bunları. Yani Hakan ile Burak'la, Ozan'la, Oka'yla, Kenan'la, Yusuf'la, Cengiz'le Merih'le, Çağlar'la, Uğurcan'la siz çeyrek final yeri falan oynayacağınızı konuşuyordunuz. İtalya maçı başladı. İtalya'yı yeneceğinizi konuşuyordunuz. Benden bir gün duydunuz mu İtalya'yı yeneceğinizi? İtalya'yı İtalya kaybedeceğimizi bekliyordum ben zaten. Ne yapacağımızı da kestiremiyordum. Çünkü biz daha önceki radyo sporda şuradaki programlarımızda Mert'le de Ali'le de biz milli takımın soru işaretleriyle gittiğini Roma'ya ve Bakü'ye konuştuk. Neden? Çünkü bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki müthiş performansımız giderek tavsamıştı. Ee, hazırlık maçlarındaki performansımız ee, şeydi, e, yanıltıcıydı. Her vurduğumuz gol oluyor. Savunmada çok pozisyon veriyoruz. Allah koruyor gol yemiyoruz. Yersek bilmem ne işte Hollanda'ya dört atmalar falan filan bakıyorsun. Bir garip bir performans var. Bir istikrar bir şey yok ve Dün gibi hatırlıyorum senin sözünü Ali. Turnuvadan başlamadan İtalya maçından bir gün iki gün evvel bizim elemelerdeki grup maçlarındaki ayarlarımıza geri dönmemiz lazım. Milli takım iyi değil dediğini. Hiç kimse de itiraz etmedi. Ne ben itiraz ettim ne Mert. İkimiz de onayladık. Ama o milli takım için reklam filmlerinde o zaman da o zaman çekilmişti o reklam filmleri zaten. Yani o çekilmiş haliyle siz İtalya maçını kazanacağımızı düşünüyordunuz reklam filmlerinin ne alakası var? O çocukların reklamlarda oynaması da kadar doğal bir şey de yok. Ben de markam olsa para harcayacak da böyle bütçem de olsa herkesin odağında bu sene, bu yaz bizim çocuklar var. Bizim çocuklar var. Euro 2020 var. Bundan daha doğru bir mecra yok ki reklam yapacak. Ben de reklam için bütçem olsa bir sabah sporuna veririm radyo spora para. <laughs> tamam, bir etre. Kıyamam. Iki... İki etriye veririm. Etriye de bir şeyler veririm sizin kırmamak için. Yoksa vereceğimden değil. <laughs> bir de giderim bizim çocuklar diye kimleri söylüyorsa kim o bizim çocuklar onlara reklam verelim. Onlara reklamlarda oynatalım derim. Paraya da paradan da sakınmayın derim. Bundan daha topluma ulaşabileceğiniz doğru zamanda doğru e, mecra yok. İşte bu zaten biraz şey geldi. Bunda sıkıntı yani. yok. Bunda problem yok. Buralarda oynadılar diye bu çocuklar kötü oynamadı. Kötü oynadılar ama yani. Bunu reklam filmi üzerine eleştirmek doğru değil. Ee, Şenol Güneş'in mağazalarından konuşmak doğru değil ama Şenol Güneş'in performansını eleştirmesi kadar doğal bir şey yok. Şenol Güneş'in de kalkıp bu eleştirilere sinirlenmeye hakkı yok. Size hesap vermem demeye hakkı yok. Medya bu soruyu kamuoyu adına soruyor. Ve gerçekten çok kötü bir milli takım teknik direktör performansı vardı. Şenol Güneş mutlaka kendisiyle ilgili aynaya bakmak zorunda. Bu takımın A planı çalışmadı. Olabilir dünyanın sonu değil. Bizi Avrupa Şampiyonası'na götüren bu A planıydı. Ama bu A planı Avrupa Şampiyonası çalışmadı. Tamam. Peki B planımız neydi? C planımız neydi? Taylan, Kerem, Abdülkadir, o bu çok önemli değil isimler. Ama bir B planı, bir C planı koyun o da çalışmasın. Ama koymadınız ki çalışıp çalışıp. Siz A planını her maç allayıp pullayıp bize B planı diye A planı sundunuz tekrar. Devamlı A planı, A planı, A planı. Çalışmıyor A planı. A planına B makyajı yapıp B planı olmuyor ki A plana makyaj yapınca. Hiçbir şey düşünmemiş Şenol Hoca. Hiç çalışmamış Şenol Hoca Avrupa Şampiyonası finallerine. Bugüne kadar yaptığı çok önemli başarılar. O çok büyük başarılarla bu beni Avrupa Şampiyonası finallerinde de götürür demiş. Zaten 3 tane maç demiş. Onu da kazandık. Bu 1-1 bakarız. Çok da dert değil demiş. Öyle değil ama burası Avrupa Şampiyonası. 3-90 dakika sana kabus oluyor. Oldu işte. 8 gol yedik. Kaç tane maç oynadık daha? 3 tane gol yedik. 10 maçta 3 gol, gol yemişiz. 10 maçta 3 gol yemişiz. 3 maçta 8 gol yedik. İşte burası Avrupa Şampiyonası. Ya, yani bu kadar rahat çıkılır mı buraya? Bu oyunculardan verim alamadığında benim hamlelerim nedir? Hiç mi çalışmazsınız dersiniz? Yapmamışlar. Takım hazır değil. Takım fizik olarak da mental olarak da turnuvanın ilk dakikasından itibaren İtalya maçının birinci dakikasından İsviçre maçının 90 artı üçüncü dakikasına kadar takım sahada yürüyor. Kafalar başka yerde. O size demin, demin e, anlatmaya çalıştığım en soldan pas atıyorlar. Bizim iki savunmacının da önünden geçip en sağdaki adam topla buluşup e, kalenin ortasına vuruyor, gol atıyor diye anlattığım pozisyonu reklam arasında televizyon gösterdi. Merih'in, Çağlar'ın yarım metre önünden top geçiyor. Ayaklarını uzatamıyorlar. Niye? Önde kalmışlar. O pasın öyle geleceğini de dönememişler. Ağır da kalmışlar. Düşünememişler de, öngörememişler de. gözüne fener tutmuş tavşan gibi bakıyorlar. Bu top nereye gidiyor diye. Tele diyorlar bizim gibi seyrettiğimiz gibi ...televizyondan seyrettiğimiz gibi. Anca arkana dönmüşler. Golü kaçırmamışlar arkana dönüp. Golü görmüşler. Yoksa golü de kaçıracaklar dönemesine biraz ağır kalsalar. Hani golü de göremeyecekler. Bizim gibi eşlikçilik yapmışlar televizyon başında bizler gibi. Şimdi bu ve ben Mert'e katılıyorum. Ali kategorik olarak e, karşı çıktı. Ben bu milli takımda iyi oyuncu konuşmam, hepsi kötüydü. Cevap vermek zorunda değiliz dedi. Yani isim telaffuz etmeyi doğru bulmuyor. Hepsi kötü, kötü diyor. İyi de kardeşim göreceli dedik bizde yani. Göreceli. E, kötünün iyisini arıyoruz. Bu milli takımda en iyi kimdi dedik yani. Hepsi kötüydü ama içlerinde biri daha az kötüydü. Ona da biz iyi diyoruz kendi içinde diye konuştuk. Ali dedi ki ben onları da söylemem dedi. Peki Kategorik karşı çıkıyorsun. Ama ben Mert'le aynı fikirdeyim. Çağlar, Mert Müldür. Bunlar gene. E şimdi bunlar gene. Bunlar da bu puatayı yapan adamlar. Çünkü bitmiş. Moral bitmiş. Konsantrasyon bitmiş. Fizik olarak ilk andan itibaren ama İtalya maçının ilk dakikası e peki siz ne müdahale ettiniz buraya? Buradaki sizin B planınız, C planınız nedir? Yok. Yok. Dersinizi çalışmamışsınız. Grup eleme maçlarındaki performansın üzerine yatmışsınız. Onlarla gelmişsiniz buraya. Bu e, Yani... Bugüne kadar yaptıklarınız sizi bugüne getiriyor. Bugünden sonra yapacaklarınız sizi bundan sonraya taşıyor. Geçmişte yaptıklarınız sizi ömür boyu taşımıyor. E bu da tartışılmasın mı kardeşim? Konuşulmasın mı? Ama tekrar söylüyorum. Bunların reklam filmiyle maaşlarla falan primlerle de bir alakası yok. Daha önce biz bu milli takımda çok prim tartışmaları yaptık. Oyuncuların disiplinsizliklerini, egolarını, kibirlerini, şımarıklıklarını, terbiyesizliklerini e, para göz olduklarını çok konuştuk biz bu milli takımla ilgili. Bu oyuncu bu oyuncu grubuyla ilgili değil. Bundan evvelki jenerasyonla alakalı. Çok tartıştık. Yerin dibine soktuk bu milli takımı biz yeri geldi. Ama bu milli takım o milli takım değildi. Değildi ama bu milli takımında bu turnuvadaki hiçbir açıdan fiziksel, mental, teknik, taktik hazır olmadıkları da bir gün gibi ortada. Bunu da kendi şeyi içinde değerlendirmek lazım gidip orada öbür milli takımda konuştuğumuz gibi konuşmayalım ama futbolun gerçekleri içerisinde de bu bir takım eleştirelim. Neden eleştirelim biliyor musun? Hala bizim çocuklar bunlar ve bizi Dünya Kupası'na götürecek olan çocuklar bunlar gene. Ama burada Şenol Hoca da bir özel yapsın. Bu oyuncularla hiçbirinin forma garantisi yok. Hakan Çalınoğlu başta olmak üzere. Ozan Tufan başta olmak üzere hiçbirinin forma garantisinin olmaması gerekiyor. Alternatiflerin üretilmesi gerekiyor. Bu takımın B ve C planlarına ihtiyacı var ve yok. Bu takımın B C planı yok. Gördük Avrupa Şampiyonası'nda. İşte bunların Şenol Hoca'nın gene yapması gerekiyor. İstifa etmesi de şart değil. Ama istifa etmesi şart değil derken hatta gerekli değil derken ben bir adım ileriye gideyim dinleyicimiz istifa etsin dedi ama hocam arayacağız şimdi milli takıma. Şenol Güneş buraya getirmiş. Tamam. Kötü bir turnuva geçirdi Şenol Güneş. Onun da o kredisinin olması lazım. E, ee, Şenol Güneş de çalışacak BVC planı ama Şenol Güneş şunu demeyecek. Ben size hesap vermem demeyecek. Hesap verecek. Kamuoyuna hesap verecek. Ben çalışmadım o turnuvaya. Ben işimi yapamadım. Bu takımı iyi hazırlayamadım. Mental olarak, fizik olarak iyi hazırlayamadım. Bir de bir A planım vardı. O A planıma sadık kaldım. Tutundum ve A planı elimde kaldı. 3.90 dakika. 3'ü de perişan olduk. Üçünde de. Ben B planı, C planı çıkartamadım. Oyuncu grubumu iyi kullanamadım. Rekabet yaratamadım. Heyecan yaratamadım. Bunları yapamayan benim. Bu takımın patronu benim. Ben yapamadım. Bunu söyleyecek. Ondan sonra devam edecek. Ne istifaya gerek var. Ne reklam filmlerini çekmeye gerek var. Ne bu bizim çocuklar oldu başkasının çocukları. Hala bizim çocuklar. Ama gözünü seveyim ya. Kuzey Makedonya, Macaristan. İskoçya. Galler. Bunlar bu turnuvanın zayıf takımları. Bunların onda biri mücadele etmedik. Onda biri savaşmadık. Onda biri koşmadık. bunu da bir görelim ya. Yeni saatteyiz. Şimdi farklı bir konuya geçelim. Reklam vaktimize kadar. Galatasaray'da seçim heyecanı vardı. Cumartesi günü. Ve kafa kafaya da bir seçim oldu. Pandemi döneminde 4731 genel kurul üyesi gitti Galatasaray Lisesi'ne ve oradaki sandıklarda oyunu kullandı. Galatasaray tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olduğunu söylemek lazım. En yüksek değildi ama bu şartlar altında bence yine önemli sayıda insanın katıldığını gördük. 5 aday vardı. ben öncesinde yorum yaparken 3 adayın kazanma ihtimali olduğunu söylemiştim. Eşref oldu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan. Fakat beklemediğim Metin Öztürk Yiğit Şardan'ı geçti mesela. O bence bu seçimin hani Burak Elmas tabii ki kazananı ama diğer taraftan Beklentilerin üstüne çıkan da bir Metin Öztürk vardı. Üçüncü bitirdi yarışı. Ama Burak Elmas özellikle 10. sandıktan itibaren Eşref ile olan farkı kapattı, kapattı, kapattı. Son 4 sandık kala da öne geçmeyi başardı. Son sandıklarda da bir sürpriz çıkmadı. Ve Burak Elmas Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. 1541'e 1500 oy. Sadece 41 oyluk bir fark var. Ee, çok daha az farkla da bitse... Tartışmalarda beraberinde getirebilirdi. Çünkü mesela bazı sandıklarda şunu gördük, işte kart sayısıyla zarf sayısı tutmuyordu. Bir tane zarfı rastgele çekiyordu oturum yöneten divan başkanı ve onu saymıyordu. Hani öyle bir durumda ben çok itirazın çıkacağını düşünürdüm. Bir iki oy farkla eğer başkanlık seçimi sonlansa ama tabii 41 oy fark önemli bir fark. Ve Burak Elmas da kazanmayı başardı ve hızlı da başladı görevi ertesi gün. Fatih terimle ilgili bir tweet attı ve bugün itibariyle artık Galatasaray'ın bir teknik direktörü var. Henüz mazbatayı almadılar ama kaybedecek de vaktimiz yok dedi. Burak Elmas ki çok haklı bu konuda. Galatasaray çünkü sezonu en erken açan takım, en erken karşılaşmaya çıkacak takım Sivas Sporla birlikte. O yüzden her şeyin netleşmesi gerekiyordu ve Fatih terimle de zaten devam etmesi bekleniyordu. Bugün dediğim gibi orada da Fatih Terim dönemi tekrar başlamış olacak Galatasaray'da. Barış abi siz nasıl gördünüz seçimi? Özellikle seçim sonu verilen görüntü de güzeldi. Şafam Amcaoğlu da sahneye Burak Elmas'la birlikte çıktı. Birlikte el ele kaldırdılar. Güzeldi. Bir mesaj vermiş oldular. Sonuçta bu bir yarıştı. Bir kişi kazanacaktı. Bir taraf kazanacaktı. Burak Elmas kazandı. Diğer kaybeden tarafta onu tebrik ederek salondan ayrıldı. Şimdi bu bahsettiğin görüntü tabi e, gününün kazanan görüntüsü her şeyden evvel. E, ben Eşref Amcaoğlu ve ekibini de kutluyorum. İyi bir mücadele sergilediler. E, i̇kisinin arasında geçmesi bekleniyordu. İki en güçlü adaydı. Öyle de oldu e, ve son sandıklara doğru daha yeni üye olanların yani nispeten daha genç üyelerin ağırlığını koymasıyla e, daha geleneksel, daha yaşlı üyelerin e, Eşref Amcaoğlu tarafında ağır basarken Son sandıklara doğru daha yakın zamanda üye olan ve yaş olarak da genç olan üye profilinin ağırlığını koymasıyla yine genelde Galatasaray'da son seçimlerde gördüğümüz tablo bu. Başkanı son sandıklar belirliyor. İlk sandıklarda farklı bir tablo son sandıklara doğru o aranın kapanıp geriden gelen adayın lehine dönen daha genç adayın daha lisenin dışından gözüken adayın ağırlığını koyarak. Ee, son sandıklarla seçildiğini görmeye başladık. Galatasaray Kongresi'nde böyle bir tandans, böyle bir karakter oluşmaya başladı. Ee, benim için şaşırtıcı değil. Ee, Eşref Amcaoğlu ve Burak Yılmaz'ın geçmesini bekliyorduk. Ee, beş adaylı kongre bir kere e, iyi bir kongre. Yani e, baktığın zaman Yiğit Şardan haricindeki adayların hepsi çok değerli adaylar. Yiğit Şardan niye değerli değil? Yiğit Şardan baktığın zaman Galatasaray Kulübü Başkanlığından bahsediyoruz. Medya sektöründe bizim içinde bulunduğumuz sektörde bizde dahil birçok şirketin e, paralarını ödememiş e, şirketleri iflas masasında olan e, haciz yoluyla dahi alacağımızı ve hiç kimsenin alacağını tahsil edemeyip milyonlarca lirası sektörün perişan olmuş bir e, medya patronundan bahsediyoruz. Yani şirketleri iflas masasında olup borçlarını ödemeyen bir kurumun e, patronajının kalkıp Galatasaray başkanlığına talip olması son derece yadırganacak bir durumdu. E, bu noktada e, Yiğit Çardan'ın teveccüh görmemiş olması... ...diğer adayların ön plana çıkması... ...ekipleriyle, projeleriyle... E, ...özellikle işte en güçlü aday olarak gördüğümüz... ...Eşref Amcalı ve Burak Elmas arasında bir rekabete dönüşen... E, ...ama bütünüyle değerlendirildiğinde... ...son derece demokratik, son derece medeni... ...son derece şeffaf e, geçen bir kongre süreci... ...Galatasaray'a yakıştı. Tebrik ediyorum Galatasaray camiasını. Güzel bir kongre süreci yaşadılar. Final bölümü de heyecanlı oldu... ...ve o final bölümünde de senin söylediğin gibi... İki güçlü adayın, yarışan adayın el ele sahneye çıkması. Eşref Amcaoğlu'nun bu davranışı bence Eşref Amcaoğlu da kazananlar arasında girdi. Başkan Burak Elmas olmakla birlikte. Tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. İlk refleks yerinde, yani hem birlik beraberlik mesajı, rekabetin olması, demokrasinin kazanması böyle oluyor dolayısıyla bu noktada Galatasaray alnının akıyla kongre sürecini atlatmakla beraber seçilir seçilmez ki Burak Elmas'ın refleksi de yani kaybedecek bir dakikamız yok demesi falan bunlar doğru hareketler. Fatih Elme çalışacağını zaten biliyorduk. Galatasaray'ın açık söylemek gerekirse içinde bulunduğu şartlarda özellikle yeni bir teknik adam arayışı, yeni bir bütçe, teknik adam bütçesi, takım bütçesi bunların intibak süreci vesaire bunların bulunması falan böyle bir vakti de yok, böyle bir nakti de yok. ...böyle bir durumu da yok. PSV maçı var hemen hızlı bir şekilde gelecek olan. Hazırlanması gereken çok zor bir sezon var. Fatih Terim bu takımın zaten patronuydu. Ufak bir arayla... ...ki o arada da... ...yani Florya'daki odasını boşaltırken de... ...takımı bir çalışma programı bırakarak gitmişti zaten. Yani bir boşluk olmasın diye. Şimdi görevine tekrar geri dönmesi... Galatasaray için yaşanan süreçte... ...en az zararla atlatılması anlamına geliyor. Ne kadar tabii Fatih Terim... ...kendi geçen sezonki... Hataları, eksikleri, takımın eksikleri, hocanın eksikleri bunların üstesinden nasıl gelecek? Yeni reçetesi nedir kendisiyle ve takımla alakalı? Bunu da zaman gösterecek. Ee, yalnız bir iki tweet gördüm e, Burak Elmas ekibinden, e, yönetimdeki bazı isimlerinden. E, bu güzel görüntülere yakışmayan, ayrıştırıcı, e, başkalaştırıcı, e, ötekileştirici bazı mesajlar da oldu. Onları da tabi yadırgadığımızı söylememiz lazım. İsim vermeye gerek yok ama Burak Ermas'ın ve zaten Eşef Amcaoğlu'nun verdiği görüntü Burak Ermas'ın ekibini hemen hızlı bir şekilde uyarması gerekiyor. Böyle çatlak sesler tam bir birlik beraberlik kenetlenme havası yakalanmışken çok hızlı bir şekilde Galatasaray'ın kendi içerisinde camia içerisinde yine daha dakika bir negatif enerji ötekileştirme vesaire yaymaya başlayabilir. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor bir dinleyicimiz ki Fenerbahçililer genelde böyle görmüşler. E, Galatasaray yeni başkanı Burak Elmas değil Fatih Terim oldu demişler mesela yanlış dinli suçtu galiba demişler. Hani Fenerbahçililer de böyle görüyor. Sonuçta Burak Elmas'ın hani onun güdümünde olacağı ve e, Fatih Terim'in hani istediklerini yaptırabileceği bir başkan olduğu söyleniyor. İşte kendi avukatını yönetim kuruluna sokmuş olması Fatih Terim'in buna bir gösterge. Burak Elmas'ın açıklamaları. Şimdi şimdi tabii Fatih Terim'in kongre üzerindeki e, ağırlığı tartışılmaz. Yani kongre üzerinde bir ağırlığı var. Camiha üzerinde bir ağırlığı var. Taraftar nezdinde çok ciddi bir ağırlığı ve kredisi var Fatih Terim'in. E. Bu inkar edecek bir konu değil. Ben size daha önce de anlattım. Yani kulüp içerisinde e, ne konuşuluyor biliyor musunuz? yani Bu da bu seçimle alakalı olan bir konu değil. Seçimden bağımsız anlatayım. Galatasaray kulübünde bir işinizi görmek istiyorsanız, yani işiniz nedir? İşte bir sıkıntınız var, bir derdiniz var. Çocuğunuz sporcu, Veyahut da bir ticaret yapıyorsunuz Galatasaray Kulübü'yle şirketiniz var. Galatasaray'la para alıp veriyorsunuz yani bir ticari faaliyetleri var Galatasaray Kulübü'nün onlarca şirketi var değil mi? Bir sıkıntı yaşarsanız başkanmış yönetimmiş falan filan profesyonellerin başıymış CEO'ymuş oymuş buymuş hiç, hiç başına çözemezsiniz yani çok karışık yerler oralar. Fatih Terim'i tanıyor musunuz? Fatih Terim her işi çözer. Ya Fatih Terim'e ulaşmak Galatasaray'da derdiniz neyse sıkıntınız neyse çare arıyorsanız cevap anahtarı Fatih Terim. Fatih Terim'i tanıyan birini, Fatih Terim'in sevdiği birini, yakın birini, yardımcısını, olsun busunu birine ulaş. Derdini Fatih Terim'e anlat. Hangi şube olduğu önemli değil, hangi konu olduğu önemli değil. Ticari mi, sportif mi, idari mi olduğu önemli değil. Fatih Terim patron. Şimdi bir kere bu, bu var Galatasaray'da. Bugüne kadar en azından Mustafa Cengiz yönetimi zamanında buydu. Dolayısıyla bir kere o ağırlığı kabul etmek zorundasınız Galatasaray'da. Fatih Terim yıllarını vermiş. Çok büyük başarıları Galatasaray Fatih Terim'e kazanmış beğenirsiniz beğenmezsiniz. Başarılarının yanına bir sürü başarısızlık da koyabilirsiniz ama bütününde, resmin bütününde Galatasaray camiasında bu eğilim var. Malın sahibi, markanın sahibi, taraftar, kongreyesi dersen işte onlar Fatih Terim diyor ağırlık olarak. Dolayısıyla Burak Elmas'ın e, Fatih Terim'in ağırlığını da arkasına alarak, rüzgarını da arkasına alarak seçilmiş olduğu gerçeği e, dakika bir... San var hiçbir şey görmeden Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim'dir demek ne kadar doğru bilmiyorum. Burak Elmas kendi karakteriyle kendi duruşuyla başkan bir kere ünvanıyla Galatasaray'ın bir numaralı ismi. Dolayısıyla orada o ağırlığı taşıyıp taşıyamayacağı Fatih Terim'in altında mı olacak üstünde mi olacak yanında mı olacak. Şimdi bir kere Fatih Terim ondan yaşça büyük kıdemli Fatih Terim bu ...kulüpte çok önemli bir profilken... ...Burak Yılmaz stajyer pozisyondaydı... ...daha yöneticiliği yeni öğreniyordu vesaireydi... ...dolayısıyla bir kere abisi... ...yani Fatih'in, Burak Yılmaz'ın abisi zaten... ...ama bunların hepsi bir tarafa... ...bir de makam var, kıdem var... ...yani siz, siz orada başkansınız... ...başkan olduğunuz andan itibaren artık makam konuşur... ...o da teknik direktör, o da seçilmiş... ...atanmış kişi... E, ...maaşlı kişi sonuçta tamam mı... ...bu ilişkiyi, yani bu abi kardeşliği... ...geçmişten beri gelen aile dostluğunu... Sevgi saygıyı bir yere kadar götürüp bir yerde de başkan teknik direktör ilişkisi arasında onu karıştırıp karıştırmakta ikisinin karakteriyle ve ikisinin ilişkisiyle belirlenecek olan konular. Bunu zaman gösterecek. Bunu san var buna cevap veremeyiz. Yani görmeden fal bakarak konuşamayız. Ama Galatasaray'da başkan Fatih Terim başkanını seçiyor ifadesini biz kullanmıştık seçim öncesinde. Dinleyicilerimizde bu, bu mesaj atanlarla benzer benzeştiği yer burasıdır. O da o da şunun içindir. Başkan adayları Fatih'in altında ezildiğinden değil, Fatih'in bir ağırlığı var ve Fatih'in belirleyici. Yani kongrede ve taraftar nezdinde belirleyici unsur Fatih Terim'in yaklaşımı. Bu, 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 bunu görmek lazım. Dolayısıyla da seçilen başkan bunun tabii ki e, izini taşır. Ama e, Burak Elmas belirleyecek bakalım ne kadar Fatih Terim'i yönetebiliyor, ne kadar Fatih Terim'in güdümünde bir Galatasaray başkanı Damgası yiyor. Bunu icraatları, davranışları, duruşu, söylemleri, bu ilişkiyi yönetiş şekilleri ikisinin her ikisinin de belirleyici olacak. Bunu yaşayıp görmemiz lazım. Ama bu Fatih bir ağırlığı varsa bu da tabii ki gelen yönetimin bir bir yandan avantajı bir yandan da dezavantajıdır. Ya bu bir dezavantajdır seçilmiş. Bugün Mert Eren Başkan olsa ne kadar Fatih söz geçirebilir diye x olacak şey bu olur yani. Kim olursa başkan. Işın Çelebi çekildi. Işın Çelebi olsaydı. Fatih Terim'le çalışmama kararını verdiğiniz ana kadar Fatih Terim mi başkan mı daha güçlü sorulacak bir sorudur yani. Bu da dediğim gibi bunu da yönetme şeklinizle krize dönüştürmeden hatta lehinize çevirerek Galatasaray'ın menfaat için kullanabilme becerisi de bize yöneticilik becerisi diyoruz. Bunu ne kadar yapıp yapamayacaklarını göreceğiz. Burak Ermaz, ee, tecrübeli sayılabilecek bir yönetici ama genç bir başkan. Ve başkanlık tecrübesi yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu da onun sınavı. Bundan sonra avantajına olacak tarafları vardır. Dezavantajlanacak tarafları vardır. Bu da artık kendisinin şeyle alakalı. Ee, Fatih Terim bunlara bir tarafa bırakırsanız bu tartışmaları. Fatih Terim'le çalışma kararı bana göre doğru bir karar. Şu an itibariyle. Çünkü Galatasaray'ın ekonomisi şu anda yeni bir teknik direktör arayıp bulmaya, getirmeye, onu bütçelemeye, onun antrenörlerine, onun transfer tercihlerine gidecekler, kalacaklar vesaire böyle bir zamanı yok. Böyle bir vakti ve nakti yok. PSV Eindhoven maçı var. Kısa bir süre sonra. Onunla beraber ligi açmanız, açmış olmanız gerekiyor. Arkadan lig başlayacak. Diğer önlemeler vesaire. Eğer PSV'ye geçebilirseniz tabii. Dolayısıyla Galatasaray'ın kaybedecek bir dakikası bile yok. Gerçekten Burak Yılmaz'ın anlattığı gibi. Ben de olsaydım açıkçası. Ben de Fatih Terim'in altında eziliyor bir başkan olarak görülmek istemezdim. Ama bir yandan da Fatih Terim'i bu seneyi Fatih Terim en geçirmek isterdim. Ha bak. Geçen seneki gibi momentumu iyiye doğru değil de geriye doğru götüren bir performans. Hani Galatasaray geçen yıldan daha iyi değil de daha kötüye doğru gidiyor bir görüntü çıkarsa bir senenin sonunda Fatih Terim'i gönderebilirsiniz. Başkan olarak. Orada ağırlığınızı koyarsınız. Bu takımın, bu kulübün patronu Fatih Terim değil benim diyebilirsiniz. Ama bugün o gün değil bence Fatih Terim'e devam etmek doğru karar. Son bölümdeyiz. Sabah sporunda iddia günü kuponu sizlerle paylaşacağız. Ve bülteni de bir anlamda hatırlatmış olacağız sizlere. Bugün 4 maç var. 19'da C grubunda Kuzey Makedonya Hollanda ve Ukrayna Avusturya karşılaşmaları var. Ki bu grupta Hollanda grup liderliğini garanti demişti Ve ikinci kim olacak o karşılaşma? Ukrayna Avusturya maçı çok kritik öneme sahip olacak. Onu söylemek lazım. İki takımın puanı aynı. Havarajları sıfır. Sıfır ama gol konusunda Ukrayna evet. önde dört gol attığı için. Ama berabere kalırlarsa ikisi de dört puan yapacak. Dört puan yaptıkları anda B grubunda Danimarka Rusya'yı yense bile üç puan üzerine çıkamadığı için direkt olarak eleyecek. Yani kafadan ikisi de. E... Tabii üstüne çıkacaklar. Çıkacak. Kötü... Üstelik A grubunda da İsviçre 4 puanla ama eksi bitirdi. O yüzden de bugün Ukrayna-Avusturya maçının beraberliği 1.78. O yani, 1.78 çok düşük rekor. E, dolayısıyla bugünkü maçın berabere bitme ihtimali çok yüksek. Bir al gülüm ver gülüm maçı görebiliriz. Ukrayna Avusturya dikkat diyelim. Ha, diğer tarafta ne olabilir? E, bir takım riske eder mi? Riske edecek takım Ukrayna olmaz. Avusturya e, olması lazım. Evet, çünkü, beraber düşük, Ukrayna, ikinci evet, bitir. Ukrayna çıkıyor. Onun da az ihtimal olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Şimdi ikisinin de avarajı sıfır. Zaten kafadan A grubu üçüncüsü İsviçre'yi geçtiler. Beraberlikte evet. B grubu üçüncüsü de eğer Danimarka olacaksa e, çünkü Finlandiya'nın 3 puanı var. Belçika ile oynuyor. Belçika'nın Finlandiya'yı yenmesi yedeklerle bile olsa kuvvetli ihtimal. Hı hı. Finlandiya 3 puanla ve ekseverajda bitirebilir. E, Rusya Danimarka mücadelesinde Rusya e, puan alırsa puanını 4 e, yapacak. E, öyle bir ihtimal var. Ama yine Rusya'nın Averajı eksi olacak. Onu da söyleyelim. Beraberlikte eksi averajda kalacak. Yani Ukrayna-Avusturya mücadelesinin, baksana da burada bir önemli tüyo veriyorum. Teşekkür ederim. Berabere bitmesi için e, çok önemli iki sebep var. O da <laughs> bu iki grubun üçüncülerinin rahatlıkla geçmeleri. E, o yüzden bir beraberlik deneyebiliriz. E, Ukrayna-Avusturya'da hatta e, biraz riski artırmak isteyenler, 0-0 ve 1-1 skorda deneyebilirler. Bu Hı -hı. maç 2-2 bitmez herhalde. Hı -hı. Ya 0-0'a bağlarlar ya 1-1'e bağlarlar. Eğer berabere bitecekse o da bir opsiyon olarak kalsın. Eee diğer tarafta Kuzey Makedonya, Hollanda ve Finlandiya, Belçika maçlarında tabii ki e, Belçika ve Hollanda ağır favori ama dünkü İtalya maçı gibi de olabilir. E, onu da unutmayalım. E, biraz daha e, rotasyonlu kadrolar, e, biraz daha düşük skorlu galibiyetler görebiliriz. Onu da unutmamakta fayda var. Rusya Danimarka'da da ben bir Danimarka galibiyeti bekliyorum. Danimarka artık yani bir yerde evet. dur demesi lazım bu kadar güzel oyuna iki karşılaşmada yani Rusya 0 puan. Rusya izledim dikkatli şekilde izledim yani son Yani Finlandiya maçında bile bence zorlandılar evet. yani. Ee, o yüzden e, Rusya'da hani Golovin dışında öyle çok ekstra işler yapabilecek bir oyuncu yok. İşte Mirancuk orada golü attı ama anlık yani parladı. Bir, evet yani Mirancuk da hakikaten bir sihranı yarattı ama normal şartlarda hani, golovin artı Mirançuk hani onları çıkar hakikaten düz bir takım rusya ee, ama futbolun doğrularını yapmaya çalışıyorlar ayrı konu hani mücadele ediyorlar bizim gibi değiller mücadeleleri var ancak e, danimarka işte belçika maçındaki ilk 60 dakika çok etkileyiciydi yine kendi sahalarında oynuyorlar yine evet. parkende bu maç yine e, yüksek bir atmosfer olacaktır danimarka da şansını sonuna kadar zorlayacaktır diye düşünüyorum İşin ilginç tarafı rusya Parken'de oynarken diğer maçta Finlandiya maçı da St. Petersburg'da. <laughs> evet, doğru. Rusya kendi sahasında oynayamıyor. Dolayısıyla ben bir Danimarka galibiyeti denilebilir diye düşünüyorum bugün. Evet kuponu verdik. Günün programını sizlere aktarmış olduk. Programın da sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Bugünlük bitirdik. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.